Malikanemiz bu. Ne diyorsunuz? Malikanemiz artık bu. James Tunnels ve Fedoras çetesi komple burada. Burası bizim arkadaşlar. Akşam burada çok büyük bir toplantı olacak. Ve selamlar ahbaplar. İyi koruyun. Buranın patronu James Tunnels. Hazır mısın? Burası artık bizim mülkümüz. Bekle burada. Artık burası bizim mülkümüz arkadaşlar. Malikane bizim. Jesse ile James'in. Ve bütün topraklar bizim. Toprakları göstereceğiz. Şöyle bir meta yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Otu adadan aldık. Otu direkt. İlk defa böyle bir meta yaptım. İleride GTA sunucusu açarsam gene bunu yapacağım arkadaşlar. Direkt ot uyuşturucu tacirin önüne koydum. Bakın. Ot burada yapılacak. Burada insanlar birbirine vurabilecek ve süvariler bir saatte bir buraya baskın atacak. Şurada da iki tane satılan ev var. Bunun için uğraşın ha. Buradan alan kazanır. Bütün her şeyi alır depoya atarsın. Vay vay vay. Kilitledim kapıyı. Akşam toplantı yeri nasıl ama? Ha, Jesse kuru fasulye pilav yapacakmış arkadaşlar. 5 tane de muhallebi. İşte akşam burada konuşacağım. Bütün hepsiyle birlikte. Kızılderililer, Kuzeyliler hepsini çağırdık. Silver Folklar. Kim varsa. Silah tacirini de çağırdık buraya. Kim varsa arkadaşlar buraya gelecek ve akşam güzel bir yemek yiyeceğiz burada. Nasıl? Mükemmel bir ortam. Şu grafiklere bakar mısın abi? Efsane. Yukarı çıkıyoruz. Dolabımız da burada. Dolap mantığımız burada arkadaşlar ve bizim NPC'lerimiz var. Burada otları satacağız ve satış yapacağız. Kasamız burada. Görmüş olduğunuz gibi. Kuru fasulye mi devrimi geçti? Kanka olur mu ya? Kas senden beri olur. İzleyin. Mekanı görüyor musun abi? Mekana bak. EGMG korumamız da işte okul zamanı çok oynanmıyor. Tatil olduğu vakit burada coşturacağız. Abi seni biz bir kitleyelim. İzle şimdi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Gel bakayım Romeo. Gel şöyle biraz hava atalım. İzle. Buraya at vagonlarını çekeceğim. Şifadıl gibi korumaları buraya dizeceğim abi. Artık çeteler birbirleriyle savaşa başlayacak. Balık tutma etkinliği yapacağım. Şuraya bakar mısın? Komple bu topraklar benim. NPC'ler de sağlam NPC. Bir sıkıntı olursa bizi koruyacak. Bakın. Mekan burası. Burada bir evimiz var. Çiftlik. Arkadaşlar. Buradan çiftlik yapıp sütümüzü falan sağacağız. Bak. Burası. Burada arkadaşlar. Çiftliğimiz. Ve otun yapıldığı illegal yere götürüyorum sizi. İzle şimdi. İzle abi. Direkt otu buraya taşıdık. Var mı kardeşim böyle skriptler? Hangi sunucuda var? Buyurun gelin. Hapishane skriptlerini de ekledik. Bak izle. Burası komple ot bizim. Akşam bakalım toplantıda ne olacak? Ben merak ediyorum abi. Bak bak bak. Emine bak. Bak şimdi Emine. Teknolojiye bak Emine. Yapıyorlar abi. Yapıyor abi. Bizim developerımız yapıyor. Bak izle. Bak burası. Adam burada otunu yapıyor. İzle şimdi. Benim malikane nerede kaldı? İleride kaldı. Bir sıkıntı oldu mu kim? Savaş. Biz artık barut kokusu. Revolverların fiyatını da düşürdük abi. 20 dolar, 15 dolar neyse. Arkadaşlar artık biz savaş istiyoruz anladınız mı? Hani biraz insanlar savaşsın. Barut kokusu görelim abi. Vahşi batı. Yavaştan çete metasına artık başlıyoruz. Founder'lar olarak rollere başlıyoruz. Ve yerimiz burası abi. Mis gibi mekan. Base'imiz burası. Ona göre biz de oynayacağız ve devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız bir sürü iş var. Fadıl usta mı? Ulan bir gün malikanedeyiz. Emine iyi hatırlattın bana. Ulan malikanede oturuyorum. Bak şimdi size göstereyim. Şimdi toplantıda görüşeceğiz tabii. İlk bir toplantı yapalım. İnsanlar birbirini tanımıyor çünkü. Yani zorunlu arkadaşlar. Akşam bütün çeteler lideri gelemiyorsa bile abi adamını yollayacak buraya. Şu ortama bak abi ya. Fıstık gibi toplantı yapacağız arkadaşlar burada. Fıstık gibi. Seninle bir şeyler içelim. İçelim amigo. Seni ben daha önce gördüm mü bu kasabada? Görmemiş olabilirsin amigo. Normaldir. Milo'ydu değil mi? Evet. Milo abi gel bakalım. Geleyim abi arkandayım. Kasabada tek başına mı dolaşıyorsun benim gibi sen de? Sayılır yani. Daha önce pek birileriyle konuştum. Söylenemez buralarda. Yabancıyız biraz. Yabancı mısın? Evet. Anladım. Peki bu Armadillo taraflarına gittin mi hiç? Meksikalısın belki gitmişsindir diye düşünüyorum. Armadillo taraflarını severim bilirsin. Neden seversin peki? Yani yaşadığımız şehrin kültürü. Meksika'da hep çöller vardır. Güzel. Sana bir şey soracağım Apap. Buyur amigo. Zamanında anne ve babamı Meksikalılar öldürdü. Tabi bunlar bir çeteydi bütün Meksikalılara bunu atletmiyorum. Yoksa sen de onlardan mısın ha? Benim de ailemi bir çete öldürmüştü amigo. Onlardan mısın Apap? Kasabamıza bunun için mi geldin yoksa? Sakin. Sana bir şey yapmayacağım. Amigo, sadece dediklerime cevap vereceksin dostum. Tamam. Armadillo tarafından mı geldin Valentine kasabasına? Hayır amigo. Valentine kasabası halkıyla
Güler yüzlü bir kasabadır. Ticaret için buradayız biliyorsun. Kimseye zararımız Evet. olmaz. Evet amigo, evet. Nereden geldin peki buraya? Meksika'dan göç etti ailem yüzyıllar önce. Ben burada doğup büyüdüm. Para kazanmak için de şu an kasabanın tahtalarını mı onarıyorsun? Evet. Güzel. Gel bakalım. Uf, korkuttun beni amigo. Silaha ne Korkma. gerek var? Korkma. Gel bakalım. Demek ki bir işin yok ha. Şu anlık bir Oğlum işim anasını yok kanki, başvuru gelmiyor. ileride Ben de olur. oyuncuyu Geleyim mi oynatım. sırtına? Gel. Gel benimle bakalım. Ne işlerle uğraşıyorsun başka? Tahta. İleride tarımcılık bir düşünüyorum. Tarımcılık mı? Hayvancılık yaptım daha önce. Avlandım birkaç kez. Hi Pos, hoş geldin kardeşim. Yani Abi geçimini Marshall doğal telgraf atmış. yollardan sağlayan Bakacağım. biriyim. Pek öyle kötü bir Yasin Güner, eyvallah alışkanlığım yok. Faysal. Eyvallah kardeşim. 13. ay mı? Vay babam. Peki Milo. Buyur amigo. Meksikalısın. Evet. Bazı şeylerden bahsediyorlar. Bilmiyorum kulağına geldi mi? Bir... Otçuluk mu? Nereden bildin bunu diyeceğimi? Demek ki Yani bilgili birisin ha. bizim oralarda bu tarz şeyler Bu işlerden anlıyor musun yaygındır. peki? Pek söylenemez ama yani ileride anlar mıyım belli olmaz. Ne kadar kazanıyorsun günlük kasaba işlerinden? Günlük kasaba işinden amigo, avcılığı da sayıyor muyuz bunun Evet, içinde? her şeyinle ne kadar kazanıyorsun? Avcılıktan bir rahat amigo 200-300 dolar kazanıyorumdur. 200-300 dolar mı? Evet Günlük. amigo, evet. Ne hayvanlar avlıyorsun peki? Kanka şimdi bir founder olarak bakıyorum Genellikle ama bunun kurt oyuncularından... avlıyorum çünkü kurtlar Kurt mu? postları bayağı para ediyor amigo. Hayvancılığı çok sevmem. Ticarete çok önem veren bir adamım. Ben de fakirim biliyor musun? Sen fakir misin amigo? Param yok. Atımın böyle olduğuna bakma. Son paramla bunu alabildim. Soygun işlerine falan katıldım. Bende o bile yok amigo, biliyor musun? Olmasını ister miydin peki Milo? İsterim tabii. Sana bir soru soracağım herkese sorduğum gibi. Buyur amigo, sendeyim. Bu vahşi batıda zekana mı önem verirsin yoksa silahına mı? Daha çok zekadan yanayım Neden ben amigo. peki? Zekası olan zekasıyla silahlı birini her zaman alt edebilir. Öyle mi? Bana göre öyle amigo. Hiç ot işleriyle uğraştın mı peki? Yani ottan kastın, ot genel bir kavram. Havuç, elma ektim, çalıştım, paralı iş. Ondan bahsediyorum. Evet. Silahın var mı? Yok amigo, ben arkamdaki yaya bağlıyım. Seni evime götüreceğim şimdi. Param yok dedin. Biraz acıma Hiç. duygun vardır ahbap biliyor musun? Lanet olası. Merhametim. 20 santim var amigo. 20 sent mi? Evet. Benim de. Tek bir pis huyum vardır. O da merhametim. Onu yenmeyi başarırsam herhalde bu kasabanın en zengin adamı ben olacağım. Ama amigo unutma, merhamet her zaman kötü bir şey değildir. Neden peki? İnsanlara bazen merhamet etmek onu öldürmekten, onu süründürmekten daha iyidir bana göre. Ya sana hainlik yaparsa peki? O zaman ne yapacağız? O zaman onu kendi haline bırakacaksın. Vicdanıyla baş başa kalsın. Zamanla öğrenir mi diyorsun vicdanı? Vicdan çok kötü bir şey amigo. Ölümden daha kötüdür vicdan. Ya vicdansızsa ne yapacağız peki Molly? O zaman sıkacaksın Milo muydu lan kafasını. çocuğunuz? O zaman diyorsun ha. Ne? En Güzel. kötü çare. Düşünceni sevdim. Şu an çocuğu deniyorum arkadaşlar. Aileye alacağım. Bakayım alınır mı Hani alınmaz mı? Meksikalıyız diye çok silah seven birisi değilim açıkçası. Güzel. Benim ailemi de Meksikalılar öldürdü. Benimkiler normal aslında. Benimkiler de öldü yani. Milo muydu? Ha tamam. Kötü yollardan öldü. Babam pek iyi işlerle uğraşmazdı. Çocuk giyinişini bile onun gibi yapmış. Aferin lan sana. Vallahi aferin. Rahmetli de birkaç kişi ihanet edince Rahmetli mi? Rahmetli olmuş kanka bu ihanetin arada. affı olmaz Meksikalılarda. Rahmetli olmuş ana babası. Doğru söylüyorsun. Belki de. Hiç sormadın. Bana nasıl para kazandıracaksın diye. Milo. Biraz heyecanlıyım amigo. Sendeyim şu Heyecanlı an. mısın? Yani sen de iyi birine benziyorsun. Çocuk heyecanlandı. Hani kötü yollardan para kazandıracağını sanmıyorum. Kötü yollardan para kazanmak senin için ne kadar önemli? Yani para paradır. Aslında nasıl geldiğinin de çok bir önemi yoktur. Ama benim elime basit gelen para her zaman iyi paradır. Kısa da. Peki
Milo, sana bir şey soracağım. Buyur Silah amigo. kullanımın nasıl? Silah kullanırım amigo. Avcılık. Cesider yani Rodes'te bilirsin, evi temizliği olacaktır. İnşallah oradadır. Bununla tanıştırırım arkadaşı. Bakalım beğenirse hareket alalım. Eden bir Şu an Rodes'te olması gerekiyor. Cesinin. Hızlı olan bir hayvanı. Şu an telsiz yok çünkü değil mi? Arkadaşlar şimdi malikaneye gidiyoruz. Bak izle. Şu an öyle bir durumdayım ki yayımda ok yok. O kadar ha. Öyle vallahi amigo. Peki konu açılmışken bu para nasıl kazanılacak harbiden? Para mı? Para kazanmak evet. Kolay. Önemli olan nam yapmaktır falan diyeceğim böyle. Burayı biliyor musun? Hiç gördün mü daha önce? Aa, daha önce hiç gelmemiştim. Hiç gelmedim. Hiç gelmedim. Güzel bir mekana benziyor. Burası senin mi? Burası benim evim. Hey amigo, sen nasıl fakir oluyorsun o zaman? Zengin olmak sadece parayla mı oluyor? Evet tabi manevi. Manevi duygu. Kolay gelsin dostlar. Bunlar korumaların mı amigo? Hepsi. Oo. Beğendin mi? Baya yani. İlk defa böyle bir yere giriyorum. Çocuk çok yalan tepkileri falan hoşuma gitti. Daha önce babamın malikanesine de girmiştim ama. Bu kadar büyük değildi. Gel atın kıçında durma. Gel bakalım. Arkandayım amigo. Sana sıcak bir şeyler yapayım. Neden bana bu kadar yardım ediyorsun diye sormayacak mısın dostum? Soralım madem amigo. Gel. Neden? Sana soruyorum abi şu an. Burada biraz bekle. Sana bir şeyler getireyim. Yani iyi insan. Nasıl mali? Oy spamı alabilir miyim? Akşam toplantı. Burası benim mülküm kardeşim. Kimseye vermem artık. Ot da direkt dibimde. Ben bunu GTA'da da yapacaktım bu arada bu metayı. Ama orada çok olmamıştı skripsel olarak. Direkt arkadaşlar evin önüne koydum bak. Her şeyi evin önüne koydum arkadaşlar. Süper oldu. Şuraya oy. Şuraya bakar mısın abi? Hey maşallah. Sinsa da eyvallah. Ne oluyor? NPC mi? Yukarı gel. Yukarı gel dostum. Yukarı gel, yukarı gel, yukarı gel. Jesse değil mi bu? Jesse, sen miydin? Ama. Kim sıktı? Ben sıktım. Neden yaptın bunu? Ne kadar tedbirlisin merak ettim James. Artık burası bizim biliyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun Jesse? Burçını bırak demiştim sana kaç kere. Tarla taraflarına baktım. Benimle dalga geçme. Korkuttun. Misafirimiz var. İsmim Milo. Gel benimle. Rıçın Jesse. Milo. Buyur amigo. Bekle bakalım orada. Geliyoruz. Tamam. Bekliyorum bu köşede. Milo da ne? Eski köpeğimin ismi. Neredesin? Buradayım. Beni iyi dinle şimdi. Bu adamı kasabada ben 2 günden beri bakıyorum ve görüyorum. Bana çok tekin bir adam değilmiş gibi geliyor ama temiz de bir adama benziyor bilgin olsun. Şimdi ona bir deneme yapacağım. Biliyorsun ki adam açığımız var. Hı hı. Bizim Kahya'ya söyledim. Kahya birazdan burada olacak. Alvin mi? Alvin. Şapşalı. adama görev verdim. Ne yapalım eski dostumuz. Bütün çiftlikleri temizleyecek. Akşam biliyorsun ki toplantımız var. Toplantıya bütün çete liderleri katılacak. Lanet olsun ki hala David Pickman'ı bulamadık. Fakat konumumuz belli. Dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz baskında biliyorsun ki bütün malikaneyi ele geçirdik. Artık ot tarlası hepsi bizde. Eski uçturut tacirini gömdüm. Bilgin olsun. Denize attım. Ama timsahlara değil. Akşamki toplantıda hazırlıklı olmalıyız. Her konuda. Yapacağımız iş ne biliyor musun? Bütün çeteleri birbirine düşüreceğiz. Tamam. Senin bir planın var mı? Ben çok plandan anlamam James biliyorsun bu senin işin. Güzel. Zekama güveniyorsun yani. Ama hırçınlık istemiyorum. Hayır. Masada hiçbir şekilde hırçınlık istemiyorum Jesse. Hazırlıkları yapmalıyız. Kahya'ya söyledim. Gelen bütün atları çiftlik tarafına çekeceğiz. Ve süvariler... Süvariler... Akşam Marshall da gelecek bilgin olsun. Telgraf bana daha yeni ulaştı. Marshall mı? Ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Sent Deniz'deki liman ticaretinde olan bütün her şeyi süvarilerle yaptığı söyleniyor. Nasıl? Bilmiyorum. Süvariler arkasını almış olabilir. Peki bizim ot bölgesine kim baskın atıyor? Süvariler.
Bir planım var. Yarın geç saatlerde süvari kampına baskın atacağız. Ne kadar bilgi varsa oradan toplamalıyız. Belki de Marshall'la birlikte mühürlü iletişimi olabilir. Bir kağıt parçası. Neyse. Bir telgraf. Haksız mıyım? Sen nasıl istersen. O yüzden bizim bu malikaneye 25 kişi almamız gerekiyor. Bilgin olsun. Kahya'ya da söyledim tanıdıklarını getirecek. Meksikalılara normalde güvenmiyorum biliyorsun. Bu çocuk benim güvenimi geçen kaz. Meksikalı. Ama çetelerle hiçbir alakası yok. Gel şimdi onu deneyeceğiz. Şükür Nino, beğendin mi evimi? Dostum. Yani mükemmel. Rahatına bak, rahatına bak. Rahatına bakabilirsin. Alışkın değilim o yüzden. Kusura bakmayın. Neden alışkın değilsin? Öyle evler ha, yabancıyım ben. Yabancısın. Yıllardır kendi evim bile olmadı. Sokaklarda yatıp kalkıyoruz. Anlıyorum. Evet Milo. Gel bakalım bahçeyi gezelim seninle biraz ha. Arkandayım amigo. Bak ne güzel rol pasları da olacak. Solo oyuncuları bulacağım kanka böyle işte, anladın mı? Şöyle birazcık artistik yapalım lan, uyuşturucu taciriyiz. Nasıl arkamdasın kardeşim? Milo sana bazı sorular soracağım. Sendeyim amigo. Marshall diye birini tanıyor musun? Yok, daha önce hiç duymadım. Hiç duymadın mı? Güzel. Güzel güzel. Milo nedense kanım sana çok ısındı biliyor musun ahbap? Seninle bazı işler yapabiliriz, ne dersin? Ne tarz işler? Burası çiftliğim. Çiftliğimde çalışmak ister misin? Ha, işte bak bunlar. Sevdiğim işler. Sevdiğin işler mi? Ne yani? Kötü sayılmaz. Ama bu kıyafetlerden kurtulman gerekiyor. Nesi var kıyafetlerin amigo? Biz Meksikalılar bu tarz şeyleri giymeyi seven insanlarız. Milo, çok saf bir adama benziyorsun. Sana bu malikanede altında atın, elinde silahın, cebinde para olmasını teklif ediyorum. Teklif etmiyorum, bahşediyorum. Milo. O zaman tarafını seç. Sor yani, sen şimdi bahşediyorsan bize hayır demek düşmez. Peki işini güzel yapabilecek misin? Senden yani korumam olmanı istiyorum. Çünkü senin gibi sadık insanlara ihtiyacım var. Şöyle uzaktan baktığın zaman karakter hani silah kullanabilecek bir tip görmüyor musun bende amigo? Cesi. Sorduğun soru bile hata. Ah, Milo, Milo. Beni çok susattın. Cesi, bana bir kahve getirir misin? Milo. Buyur amigo. Gel, daha açık konuşmanın vakti gelmiştir. Ne kadar da güzel değil mi? Yani Işıklandırmaları ben yaptım, kendim yaptım, kendi ellerimle. Sağ yani tarafta atım var, çiftliğim var. 100 bin, 200 bin dolara patlamış. 200 bin mi? 500 bin dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz. 500 bin dolar mı? Evet. Yani amigo, paranın suyu... Paranın suyu mu çıktı diyorsun? Sana paranın suyu güzel akıyor herhalde amigo. Milo. Efendim. Geceleri burada gezerim, atlarıma bakarım. Ama tek başına bu kadar dönüm tarla bakılmıyor biliyorsun değil mi? Yani. Söyle şimdi bana. Az buz anlarım. Bizimle çalışmak istiyor musun? İsterim amigo. İsterim. İstersin. Ama şimdi hanımefendi, elinizdeki silahı kılıfınıza sokun yani lütfen, ben. Kaldır elleri. Sakin 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 sakin. Sakin amigo, sakin. Kim olduğunu biliyorum. Sakin sakin. Şimdi bana çeten hakkında bilgi vereceksin. Amigo, yanlış kişiyle konuşuyorsunuz herhalde. Bana çeten hakkında bilgi ver. Kıyafetleri buydu biliyorum. Turuncu maske takanlar sizler değil miydiniz kasabanın dışında? Şimdi amigo, silahları indir. Arvin, sen de mi geldin? Silahları indir. Söyle. Turuncu maskeli kasaba dışarısında beni soyan siz değil miydiniz? Silahları indirin adam akıllı. Silahları indirmeyeceğim. Sadece amigo, söyle. Ben değildim amigo. Ben daha buralarda yeni. Emin misin? Eminim amigo. Kıyafetler aynı senin gibiydi. Turuncu maskesi vardı. 100 dolarımı çaldılar. Valentine çıkışında. Sana her şeyimi anlattım amigo. Niye hala bana inanmıyorsun? Sen değilsin ha? Ben değilim. Jesse. Bunları indirin lütfen. Aynı bunlara benziyordu. Hatırlıyorum. Ben bunu vuruyorum James. Şu
silahları indirin lütfen hanımefendi. Sana son bir soru soracağım. Yaşayıp yaşamamak senin elinde. Son bir soru. Yoksa kafana sıkacağım burada. Sakin bak şimdi amigo. Yolda gelirken ben sana her şeyimi anlattım. İlklerini keselim. Ben sana neden yalan söyleyeyim? Cebimde 20 cent var dedim. Hmm. Yalancı herif. Sakin, 20 cent. Sakin. O silahı indirin lütfen ben... Thomas. James. Ne haber? İyi sen. İyi. Dedim, şimdi toplantı saatini belirtmişsiniz mektupta. Bizim barada bıraktılar. Şimdi geleyim. İyi yapmışsın. Yalnız karşılama. İyi yapmışsın. Bugün Marshall kızı getirdi bana. Ne getirdi? Kızı. Getirin mi? Hı hı. Sıktın mı kafasına, sıktın da. Sıktım tabii ki. Öldü, eminiz değil mi? Ne haber? Araçları getirdik. İyi yaptın. Hepsi hazır mı? Şu anda hazır, bir sıkıntısı yok. Thomas ha? Ne öttüğünü de söyledi mi? Söyledi, söyledi. Ne söylemiş? Silah sattığımı söylemiş Marshall'a. Yalana bak. Marshall da kızı bana getirdi. Bu zırhlı araçlar gelmiş kanka. O silah satma muhabbetini çok yanlış anlamış. Ben onu yemlemek için söylemiştim. Yemi de yemiş bir güzel. Hmm. Doğru. Sevgili dostum Thomas. Beni salak zannediyor galiba. Beni de, beni de. Ulan Thomas! Yoksa sen de mi aynısın lan? Arabalar ne için? Arabalar mı? Girerken herkesin silahlarını alacağım. Onların içine koyacağım, çıkışta alacaklar. Ne olur ne olmaz değil mi Thomas? Güven evet. Çok önemli bir kelime değil mi Thomas? İnsanların birbirine güvenmesi gerekiyor. Öyle. İçeride biraz konuşalım mı? Birazdan misafirlerim gelecek. Toplantıdan sonra konuşuruz. Olur. Buralarla gerçi ilgilenmem gerekiyor. Herkes burada olsa da bir şey olmaz. Arkin, burada konuşalım direkt. Ne konuşacaksın? Dimitri'nin söylediği birkaç şeyden bahsedeceğim. Ne dedi? James, inatla beni yanına istiyor. Sürekli gelip bana teklif getiriyor. Lan bu adama güveniyor muyuz chat biz? Olalım. Bana katıl böyle olalım. Ne dedim, sen ne dedin? Dostlarım satacak adama mı benziyorum? Gönderdim. Ya dedim böyle saçma. Nerede konuştu seninle peki? Aslında şöyle dedim tam olarak. Düşüneceğimi söyledim. Bir yam atmayı düşünüyorum yine oraya da. Peki. Misafirler gelecektir. Karşılamayı sen yap. Tamamdır. Bizim çocuklarla birlikte. Evet. Nereye alayım toplantımız. Onları? Masaya. Yemek masasını al. Jesse tamam, de birazdan gelir. Güzel. Arkadaşlar yavaştan millet at arabalarıyla geliyor abi. Bizimkiler de çekti. Nasıl arkadaşlar şimdi şey yaptım. Girerken herkesten silahları alacağım abi. Şş, oğlum toplantıda da bizden başka şey adam yok yani. Bu zamana kadar kaç tane aile toplantısı geçirdik, haksız mıyım? Güzel, bizim çocuklar çalışsın. Burayı düşünsene 20 kişi yaptığımızı. Eyvallah Osman kardeşim, hoş geldin. Güzel, insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Üstlerine de ekstra bir şey var mı arayacağız, tamam mı? Aynen, benim toplantı kanka. Güzel, bak zırhlı araçlar getirdim. Nasıl? Zırhlı araçlara bak. Görüyor musun? Belki de Thomas da aynı arkadaşlar. Nereden biliyoruz? He? Thomas aynı olay. Bak zırhlı araçlar, silahlarını bunların içine koyacağız. Çıkışta vereceğiz abi. Ne olur ne olmaz. Ben şöyle birazcık etrafa bakayım. Sanki evime gelmiş gibiler ha, değil mi? Gerçek hayatta. Abi bütün atları çekeceğiz böyle. Lan şu atı içeri koyabilir miyiz chat? Ne diyorsunuz? Zıpla bakayım. Buraya çiftlik de kuracağım. Buraya çiftlik de kuracağım. Bildiğim faşo aldım lan ben. Kanka ben seni buraya sokar mıyım lan? Senin öbür tarafta giriş yerin olması lazım aslında, at girişi. Değil mi? Dur bakayım. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Hmm. Açılmıyor. Dur. Kendine gel. Burada beklesen. Romeo burada kalacaksın, tamam mı? Hadi bakalım. Toplantımız var bugün. Çok iyi ya. Her şeyi çok güzel düşünmüşler oyunda. Arkadaşlar abone modunu kaldırın bu arada.
Abone modunu kaldırın. Evet. Bakalım bakalım kimler gelecek. Damla Rakis hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Aleykümselam, aleykümselam. Sarıyor be. Tam yayınlık oyun değil mi? İyi temizle buraları. Aferin sana. Aferin. Bir tane moderatörümüz yok ulan şaka maka. Abone modunu kaldırın. İyi insanlar gelmeye başladı bak güzel. Toplantı kültürü budur abi. Toplantı kültürü budur. Güzel kilitleri de açtık. İnsanları toplasınlar. Jesse. Jesse. James. Ha, gelemeyeceksin diye çok korktum. Gel benimle. Çocuklara söyledin mi? Hüseyin arayacak mı? Zırhlı at araçlarını getirdim. Seninle birlikte aldığımız. Onların içine silahlarını koyacaklar ve içeri öyle alacaklar. Güzel. Çıkışta da silahlarını vereceğiz. Notunu alacak çocuklar. Bir sorun çıkmaması gerektiğini biliyorum. Fakat... Gel. Bu Marshall'la Kızıllar'ın biliyorsun. Araları biraz bozuk. Bu sahneyi sanki rüyamda görmüştüm Jesse. Değil mi? Değil mi James? Bütün patronlar ayağına geliyor ve James. Bütün liderler gelmeye başladı ha. Oyunfet hoş geldin. Yavaş yavaş eyaleti kendi parmağımda oynatma vakti gelmiştir. Gelsinler bakalım. Bütün liderler geldi arkadaşlar. Bakalım nasıl bir... Lan reddette toplantı yapıyoruz anasını. Bakalım nasıl olacak. Marshall. Şuradan şöyle kafasını sıksam. Silahını alsam mı acaba senin? Jesse ne dersin? Güvenliğini kim sağlayacak? Haklısın. Ama sakın öfkenle hareket etme. Yoksa öfkenle mi hareket edeceksin? Hayır. Silahlarını aldıracağız ama bakalım Marşan ne diyecek bu işe. Baylar, herkesin silahlarını alıyoruz güvenliğimiz için. James, Bay Marshall buraların en büyüğü olarak ben bırakmam diyor. Müdahale ediyorum. Marshall. Rayap'a hoş geldin. Bekle biraz Thomas, içeri alma kimseyi. Marshall bırakmam diyor. Ulan şeytan diye in aşağı. Sırt gırtlağını ver eline. Ver Allah ver. Jesse halleder. Biz de mi çıkartalım evet, lan? Evet baylar sorun nedir? Şş herkes geldi lan. Selam Fatih abi çok iyi yayınlar yapıyorsun zevkli izliyoruz. Eyvallah kardeşim sağ olasın var olsun teşekkürler. Abi fena fena. Vallahi fena malikaneye geldi abi herkes. Bütün liderler geldi. Lan adamlarını da getirselerdi bari. Dolardı zaten gap geniş alan abi bizim Belioğlu malikanesi gibi değil ki bura. Eyvallah kardeşim hoş geldin selamlar. Aleyküm selam Arda kardeşim eyvallah. Nasıl kardeşim iyisin inşallah. Umarım ki üzgün kedi Milo eyvallah. Lan Milo bugün roldeki misin sen? Kanki böyle böyle. Sunucudaki artık yavaş yavaş oyuncu hype'ımızı arttırmaya başlıyoruz tamam mı? Nuri hangi günler deme darlama beni senin gırtlağını keserim. Hala konuşmalar devam ediyor. Neymiş gideyim şu meseleyi bir çözeyim. Marshall silahını bırakmıyor. Oğlum malikane fena oldu lan. Şş bak şimdi bak nasıl koyacağım bak izle. İzle şimdi bak elimdekine bak. Bak 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 bak. Bak şimdi. Hop. Hop hadi bakayım hadi tak gitti abi end game bitti oyun. Selamlar yayınlar Ciklet abim demiş. Arvin hoş geldin kankam ne haber iyisin inşallah. Aleykümselam kardeşim teşekkür ederiz yüzgün kedi. SV kaç kişi şu an 70 kişiyiz arkadaşlar akşam 100'ü bulacağız büyük ihtimal gece. Sorun nedir Jesse? Baylar silahlarını bırakmakta diretiyorlar James. Marshall. Şimdi şöyle bir şey var.
İçeride silahlı biri bulunacaksa biz silahları bırakmayız. Ama içeride bize teminatını veriyorsanız, içeride silahsız kim, silahlı kimse olmayacaksa Marshall, o zaman silah ne kadar düşkün olduğun bir adam olduğunu biliyoruz. Fakat içeri giren kimseden silah alınmayacak. Bu da demek oluyor ki güvenliğiniz bizden sorumlu. İçeride silahlı biri bulunacak mı? Siz dahil. Biz güvenliğinizi sağlamak için tabii ki silahlı olacağız. Kapılarda tamam, bekleyenler de bulunacak. Olmazsa kimsenin güvenliği sıkıntıya düşmez zaten. Siz de bırakabilirsiniz o yüzden. Baylar, burası bizim mekanımız ve burayı korumakla mükellefiz, biliyorsunuz değil mi? Bugün silahsız olsa, süvariler gelse, bir şey olsa bu sefer diyeceksiniz ki Cem Sanat'ın malikanesinde güvenliğimizi sağlayamadınız. Haksız mıyım? O nedenle lütfen silahlarınızı bırakın, buyurun. Sadece dost meclisindeyiz Marshall. Bu kadar korkmaman gerekiyor diye düşünüyorum. Süvariler yoksa baskın mı atacak? Yok, önlemini almayan enayidir. Sen ne korkan senin gibi olsun James. Ne korkmasın. Önlemlik bir durum yok. Biz zaten niyetimizi başta belli ediyoruz her seferinde. Sizin korumalarınızın silahları olsun. Onda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Sadece masada konuşurken masada kim varsa silahsız olmasını istiyoruz. Marshall, istersen silahını bırak da yemeğimizi yiyelim ha. Birbirimizi burada yemektense içeride yemeğimizi yiyelim. Ne dersin? Şimdi James, sana son kez güveniyorum bugün. Marshall, ben silahımı bırakmam. Bırakalım Dimitri, son kez. Marshall. James, şimdiye kadar güvenilir biri olduğunu kanıtlamadın bize. O silah alsam ben de bırak. Biliyorsun değil mi? Bak Marshall. Burada toplanacağımızı hiçbir şekilde ne süvarilerin ya da şeriflerin haberi var. Buraya bir baskın atacağını düşünmüyoruz. Canınız bize emanet diyelim, ha? Dimitri? Biraz titriyor gibisin. Titriyorum gibi miyim? Bence sen titriyor gibisin ama. Silahını bu kadar çok mu seviyorsun Bay Petrov? Ben gece yatarken bile silahımı koynumda yatarım. Etrafının güvenliğini alamıyorsan o senin problemin Dimitri. Bence zorluk çıkartmayalım ha baylar bu gecelik. Girelim ve yemeğimizi yiyelim ve dağılalım Marshall. Buradan. Marshall. Tamam. Sana ihanet edeceğimi mi düşünüyorsun içeride? Herhalde düşünmüyorsundur diye düşünüyorum. James, şimdiye kadar hep ettin. Ama içerideyiz. Sevdiğim çok insan var. Burada güzel ağırlığını koyması güzel bir şey oldu. Ne oluyor lan? Oğlum bak biz Fadıl'ız ha. Onların hatırına bırakacağım ben silahımı. Bugünlük öyle olsun Marshall. Merak etme bizden sana bugün hiçbir zarar gelmez. Lanet olsun Marshall. Herkesi içeri alın baylar. Hayda. Arkadaşlar. Oğlum bu malikanede toplantı farklı bir şey oluyor lan. Çok güzel değil mi mekan? Baksanıza. Bayağı güzel. Five'em, Red'em kuruyorsun kardeşim bunun için. Ama alımlarımız hard biraz biliyor musun? Oyuncularımız çok sağlam. Oy, abi bu işte artık tanımadığım insanları göreceğim ya. Artık role girme vakti gelmiştir. Rahatınıza bakın. Hoş geldiniz baylar malikanemize. Hadi bakalım. Ahmet birazdan geliyor. Daha bunun kellesini istiyorlardı. Roy. Gel bu tarafa gel Roy. Ryan burada mı? Ryan'ı göremedim. Gecikecekler herhalde. Şöyle geçeyim buraya. Bugün merhaba baylar. Merhabalar. Roy yanıma geldi. Gelecek var mıydı daha? Ryan'ı göremedim ama. Ryan'ın cenazesi vardı. Belki onunla ilgileniyordur. Ne cenazesi? Ricardo öldü ya, haberin yok senin. Kimmiş? Ryan'ın en yakın adamıydı. Pardon. Dostu, en güvendiği insan. Kafasını sıktı. İlgilenmiyorum, tanımıyorum. Haberlere bak, ilgilenirsin. Gazetemi okurum. Evet baylar, Rhodes'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biliyorsunuz ki dün Rhodes'e büyük bir baskın yaptık chat olarak. Jesse ile birlikte bütün her yeri abluk altına aldık. Özellikle ot bölgesi. Burası hepinizin bildiği bir yer. Semtlerinize geçiş noktası. Rhodes. Herkes için stratejik bir nokta. Ticaret severlerin de öyle. Hayvancılık yapanların da öyle. Ve en önemlisi paranın en büyük kaynağı. Ot bölgesi. Haksız mıyım baylar?
Ve şu anda içinde bulunduğunuz Rhodes Malikanesi artık James Tunnelton'dır. Yani diğer deyimimizle Fedoras çetesinin. Bugün buraya sizi toplama nedenlerimizden bir tanesi hem ticaretimiz için hem de diğer bütün çete liderlerini tanımak için toplandık. Yemeğimizi yiyeceğiz, çiftlikte gezeceğiz. Hatta sahilde de görüşmemize devam edebiliriz. Bundan sonra tekrar söylüyorum. Fedoras çetesi Rhodes'i ele geçirmiş bulunmaktadır. Dün gece itibariyle. Ve otun bütün satışları James Tunnelton'dadır. Yapacağımız olay şu, sizleri çok fazla tutmayacağım. Bu vahşi batıda güçlü olan ezilmiş her zaman ezdi. Kafasını da dahil, her şeyle. Parası, ticareti, silahı. Biliyorsunuz şehirde büyük bir liman ticareti dönüyor. Marshall? Söyle, dinliyorum. Valentine kasabasını biliyorsun. İnsanların, evet. Kasaba halkının senden alıp veremediği nedir? Bunu çok merak ediyorum doğrusu. Bu topraklarda zenginler her zaman kıskanılmıştır, James. Bunu yakında paran olunca anlarsın. Güzel. Marshall, biliyorsun ticaret yolları genellikle hep şehir tarafına ve Rhodes tarafından geçiyor. Buradaki bütün çete liderlerinin hepsinin mesken tuttuğu bir yer var. Blackwater, Annesburg tarafı bile. Orada bile bazı çetelere rastladım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum baylar. Ot olayı. Biliyorsunuz artık ticaret bizim üzerimizden yürütülecek. Ve otun bütün mesken tutulan alanları benim malikaneme yakın. Yani burası. Her şeyden haberim olacak. Süvarilerden, şeriflerden, çetelerden ve ot bölgesinde kim varsa giren çıkan hepsi bizim tarafımızdan kontrol edilecek. Şimdi sizlere birkaç kuraldan bahsedeceğim. Bunu bilmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ot bölgesinde eğer bir kişi soyulursa, çünkü burası benim topraklarım, ben burayı bileğimin hakkıyla aldım. Sorgusuz sualsiz kafasına sıkılacak. Benim malikane çevremde huzursuzluk istemiyorum. Bileğine güveniyorsan, silahına güveniyorsan veyahut da zekana güveniyorsan ot bölgeme dadanırsın. Bu birinci kuralım. İkinci kural, Rhodes çevresindeki bütün hakimiyet benimdir. Buradan geçişlerde, vergide veyahut da ot toplarken, işinizi yaparken benimle anlaşma yapmak zorundasınız. Örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Thomas bana geldi ve dedi ki, James Tunnels, biz ot bölgende bir ticaret yapmak istiyoruz ve sizin güvenliğinize ihtiyacımız var. Bunu bize ilk başta bildirecek. Diyecek ki, James Tunnels, senin topraklarında bu mesleği, bu otu yapmak istiyorum. Bize bunu bildirecek ve biz diyeceğiz ki artık Thomas bizim adamımız, onu koruyacağız. Eğer başkası bunu söylemez de gelir burada ot toplarsa veyahut da adam soyarsa, bileğine güveniyorsa biz o adamı vururuz. Bilginiz olsun. Ot satışlarında büyük bir zama gittim. Eskiden 9'a 10'a verilen otu şu anda 15'e çıkarttım. Bilginiz olsun. Tane fiyatı $15. Baylar, bu da herhalde Rhodes'in birazcık daha karışacağını gösteriyor. Yemeğimizi yiyelim. Jesse. James. Sevgili dostlarımıza yemek ikram edelim ha. Tabii. Nerede bizim Kahya? Masayı hazırlattım. Güzel. Kahya. Evet baylar. Şimdi herkesin birbirini tanıması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki burada hepimiz soygunlara karışıyoruz. Hepimizin mesken tuttuğu bazı yerler var. Kasaba halkının, Valentine'ın benim için bir önemi yok. Hatta insanların huzuru için buradayım. Huzursuzluk yapanların da karşısındayım. Şimdi isterseniz Thomas'ın yanındaki beyefendiden başlayalım ha. Tanışmaya ne dersiniz? Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sadece lideriniz gelirse iyi olur. Diğer arkadaşlar dışarıda beklesin. Baylar. Güzel. Her kültürden adam göreceğiz arkadaşlar şu an. Süper. Ahmet birazdan gelir. Marshall, dün bana bir şey söylemiştin. David Pickman'ı getir diye. Evet. Hatırlıyor musun? Kendisini buldum. Şerefsiz kaçmış burada. Kendisini buldum. Strawberry'e gittim. Toplantıdan önce. Saklanmış. Senden korkusundan çıkamıyormuş. Dedim kellene büyük bir ödül istediler. Kendisini buraya çağırdım. Birazdan olacak, bilgin olsun. Ama sana vereceğimden haberi yok. Ne yaparsan yap. Sana kalmış.
İstersen anlaş, istersen kafasına sık. Beni bulaştırma da. Timsahları yem olmak istemiyorum ha dostum. Değil mi? Burada kimse olmak istemez. Ben duyabiliyor musunuz baylar? Duyuyoruz Dimitri. Duyuyoruz. İsterseniz tanışalım ve artık insanların neyle uğraştığını, hangi kültüre sahip olduğunu veyahut da hangi ticaret bölgelerinden geçtiğini öğrenmemiz gerek. Marshall'a en son söz vermek istiyorum. Zaten hepimiz tanıyoruz. Gazetelerden hiçbir zaman fotoğrafı düşmüyor zaten. Evet. Thomas'ın yanındaki beyefendiden. Bayım. Ben o zaman bahsedeyim. Tabii biz ki. Biz Blackwater çevresinden geldik. Blackwater temsilen geldik yanınıza. Inglourious chatisiyiz biz. Sarıyor mu chat? Oğlum bizim toplantı metasını getirdik ya lan. İsteğimiz var. Avcılık. O güzel. Avcılık işiyle girdik. Batabilir mi işini... baylar? Teşekkürler. Buyurun. Avcılık işiyle hayatımızı sürdürdük. Belli bir süre. Sonra sizden öncekilerle birazcık ot işine girdik. Otlarla devam ettik. Şu an Blackwater'ı temsilen yanınıza geldik ve Blackwater'ı biz temsil etmek istiyoruz. Bu şekilde. Yani Blackwater çevresinde başka çetelerin olduğunu da duydum ben. Evet ben de duydum ve o yüzden geldim. Kimlermiş bunlar peki? Thomas. Dinliyorum. Masada izin verilmeden konuşma bir daha. Duydun mu Thomas? Hangi çetelerden bahsettiniz? Belli mi kim oldukları? Takılan insanları gördüm. Toplu toplu takılan silahla böyle insanları soyan çeteler gördüm. Ama kim olduklarını henüz kestiremedim. Henüz bulamadım. Vadimir beni duyuyor mu? Anladım. Güzel. Ama tabii bir daha karşımıza çıkarlarsa, bizim bölgemize milleti soymaya kalkarlarsa sonlarını kendileri belirler. Buyurun. Anladım. Güzel. Evet. Bu gelen baylar kim Jesse? North Gates. Kendisi merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. David. David Bey. Aramıza hoş geldin Bay, dostum. Bay Donald nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz. Hoş geldiniz. Sizden devam edelim baylar. Kendinizden bahsedin. Ticaret bölgesinde bir etkiniz var mı? Nelerden yaparsınız? Nelerden hoşlanırsınız? Tabii ki. Öncelikle bunlar North Kuzeyliler. Gates klanının sözcüsüyüm ben. Adım Lee Frick. Kuzeyde yaşıyoruz. Daya. Herkes birbirini tanısın kanka. Kimse birbirini tanımıyor ya. Avcılıkla hayatımızı sürdürüyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Daha sonra güzel ticaretlere atıldık. Aşağıda birkaç dostumuz vardı. Sıcak bölgelerde diyelim. İşte çiftlikleri falan vardı. Onlar sayesinde geliştik. Büyüdük. Rain da geldi. Daha sonra güzel bir mekan aramaya çıktık kuzeye. Kuzeyde güzel bir mekan bulduktan sonra evlerimizi, çadırlarımızı, her şeyimizi oraya yerleştirdik. Hayvanlarımız orada. Güzel atlarımıza sahibiz falan. O şekilde takılıyoruz yani. Anladım. Sizlerden çok bahsettiler. Korkusuz olduğunu söyleniyor. Doğru mudur? Korkusuz. Kuzeylilerle bu arada bizi karıştırmayın. Onlar ayrı, biz ayrıyız. Ancak aynı topraklarda yaşıyoruz diyelim. Anladım. Kuzeyliler ayrı, Northgate ayrı. Güzel. Her kültürden insanı bu masada görmek çok güzel bir duygu değil mi Jesse? Hele ki yemek yemek. Evet, Ryan. Hoş geldin masamıza. Rodes'te seni duymuyor. Görmek... Duymuyor mu? Yolculuk galiba kulaklarını sağırlaştırdı. Başka sözün olacak var mıydı? İsterseniz. David Pickman. Bay Donald, isterseniz ben kendimi tanıtayım tanımayan arkadaşlar için. Dinliyorum. Kendisini görmek... David Pickman ben. Yeğenlerimle birlikte çiftliğimizde kendi çapımızda perakende köle alım satım işiyle uğraşıyoruz. Bu nasıl bir tip lan? Zaten köle kullanan varsa içinizde duymuşsunuzdur malumunuzu. Bu şekilde. David Pickman, son 4 günden beri, seni en son gördüğüm günden beri herkes seni arıyor. Özellikle Marshall. Bay Donald, bazı spekülasyon haberler sebebiyle, bu kelimeyi ben icat ettim bu arada, yalan demek. Spekülasyon haberler sebebiyle peşime çeşit çeşit insanların takıldığını fark ettim. Ben de şöyle yapmak suretiyle göstereyim size. Bu şekilde her gün yeni bir kıyafet, her gün yeni bir kılık değiştirerek yeğenlerimle birlikte hayatta kalmaya çalışıyorum.
Siz de bugün kölerimden biriyle bana haber yollamışsınız. Toplantımız var, gel arayı bulalım diye. Senin kaçtığını düşündük Bay Pikmin. Kaçmadım, gizlenmeyi tercih ettim. Strawberry'e geldiğimizde seni bulamadık. Marshall da zaten seni arıyordu her yerde. Bütün evet. Eyalete. Kendisinin derdi ne ben anlamadım. Kendisini açıklarsa burada ben memnun olurum açıkçası. Köleye mi karşısınız Marshall Bey? Köleye mi karşısınız anlamadım. Bay Dimitri. Teşekkür ederim. Marshall. Uyuyor galiba. Şimdi. Kim uyuyor? Marshall Bey. Cevabımızı. Marshall bağır bağır. Sonra verelim. Geliyor mu oraya? Geliyor. Geliyor geliyor. Ha. Geliyor geliyor. Ben cevabımı çıkışta vereceğim beyefendimize. Kendisi aramızda paylanço gibi. Marshall Bey. Aa, ölüyorum lan ben. Ama herkesi peşimize takıyorsunuz arkadan konuşup. Marshall ben konuşabilir miyim? Kesi. Su alabilir miyim? Petkov. Şimdi David. Çok pardon, çok pardon. Hayır, hayır, hayır. Bayıl, bayıl. Adamı öldürüyorlar. Çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Kendisi hırçındır. Kusuruna bakmayın. Benim kolum durmuyor, pardon. Şimdi David. Bir su alabilir miyim? Çok affedersiniz, araya giriyorum. Bir bardak su var mıdır acaba? Tabii, hemen ikram edeyim. Bayılmıyor şimdi toplantının ortasında. Aynen, öleceğim. David beni duyuyor mu David? Duyuyorum, duyuyorum Dimitri Bey, buyurun. En son hatırladığım kadarıyla sen bildiğin... Ben de diyorum karakter niye bağlıyor? Doğru mudur? Bunun dinamikleri böyle kanka, yapacak bir şey yok, ölüyordum. Ben de diyorum karakter niye bağlıyor? Neyse, oraya geçelim şimdi de. Sanırsam senin adamların bizim malikaneye doğru atış etmişti. Benim adamlarım değil. Bak yine spekülasyon yapıyorsunuz. Buyurun, Bay Dimitri. David Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. David. Lanet olası silahları dışarıda bırakmamış olsaydı, olmasaydı şu an kafana sıkmıştım. Bay Petrov, David'le alıp veremediğiniz nedir? Kızıllarla çünkü böyle bir münasebet yaşanmış. Kendisi... Bizim malikaneye kurşunladı kendisi, adamları. Evet, kendisi yalan. Bizim malikaneye yalan. Baskın attı. Sağımızda solumuzda beyefendilerimiz var. Sevdiğimiz insanlar var bu masada. O toplantıda bulunuyorlardı. Yalan. Orada biz toplantı yaparken kendisi bizim malikaneye basıyor. Ahmet'in tipi çok iyi olmuş lan. Oradan. Yalan bilgi gibi bir şey yok. Peki meselenizi o zaman yemeğimizden sonra halledersiniz. İkili meselelere biz karışmak istemiyoruz. Öyle olacak. Ryan bizi duyabiliyor mu? Ona söz hakkı verecektik çünkü. Neyse. Konuşmayan kim vardı baylar masamızda? Ben konuşmadım. Evet, dinliyoruz. Ben Stone Çatısı'nı temsilen buradayım. Biz kasabaya geleli daha 3-4 gün oldu, trenimiz daha yeni indi. Şu anda Valentine taraflarında tarımla uğraşıyoruz. Buradaki halkı, insanları yokluyoruz. Ona göre yapacağımız icraatlara devam edeceğiz. Anladım. Valentine'a, kasabaya yakınsınız yani. Evet, o taraflara yakınız. Şahsen benim görüşüm şu baylar. Kasabadaki hiçbir halka dokunmam. Biliyorsunuz Rhodes artık bizde. Yeni gelenler için tekrar söylüyorum. Ot işlerinizi yapmadan önce gelip bize bildirmek zorundasınız. Malikaneye gelin, telgraf çekin. Zaten 1-2 güne telgraflar bize ulaşıyor. Ve burada hangi çete ot yapmak istiyorsa bize bildirdikten sonra güvenliğini sağlayacağız. Kendi güvenliğinizi kendiniz de tabii ki de sağlayabilirsiniz. Fakat burası bizim mülkümüz. Malikanemiz zaten burada. Tarlaları her gün suluyoruz. Fakat dediğim gibi ismini bize söylemeyen, telgraf çekmeyen kişi bu otumuza dahil olursa savaş başlar. Ve kendileriyle kendi topraklarımda savaşırım. Rhodes bölgesinin bütün kuralları James Tunnel tarafından konulacaktır. Rhodes benim. Ve benden almak isteyenler olursa silahımızın barut kokusunu her zaman duyar. Tekrar söylüyorum yeni gelenler için. Dün gece saatlerinde malikaneye Fedoras çetesi olarak bir baskın attık. Hala barut kokuyor. Koklarsanız hala duyabilirsiniz. Daha yeni yeni sindi. O yüzden burada artık ben huzur istiyorum. Huzuru bozan olursa tarla bölgesinde savaşı da kabul etmiş olur. Buradaki en büyük iki tehdit var benim için. Şerifler ve süvariler. Genellikle biliyorsunuz Rhodes bölgesine hep süvariler bakıyor. Süvariler konusunda herhangi bir bilgi, bize karşı bir baskın veyahut da konuşan bir adam, muhbir ne varsa... Bunlardan bir bilgi alırsanız bana telgraf çekmenizi istiyorum. Bu konuda ödülünüz olacak, bilginiz olsun. Ama beni satarsanız James Tunnel'ta, daha doğrusu Rhodes'in merkezine savaş ilan etmiş olursunuz. Bilginiz olsun baylar. Ot konusunda vesaire bunun için bir görüşü olan var mı veyahut da sorusu? Güzel.
Bundan sonra dediğim gibi topraklarımız verimli. Rhodes bu sene güzel verimli topraklarıyla artık ünlendi. Hepiniz biliyorsunuzdur. O yüzden otun tane fiyatı şu anda 18 olarak satışa sunuldu. 18 dolar gibi büyük bir para. 50 tane yapsanız çarpın. Hepiniz akıllı adamlarsınız. Bilginiz olsun. Biz herkese kolaylığımızı sağlayacağız. Herkese güvenliğini sağlayacağız. Sizlere... Sahin, duyuyor musun Meryem? David? Duyuyoruz, evet. Evet, duyuyoruz. Bir elimi yüzümü yıkadım kendime. Ryan. Evet. Sen Rhodes'e gelir miydin? Gelirim, benim işim bu, James. Biliyorum. Sen her gün bir yerdesin. Ya Saint-Denis'de, ya Rhodes'te, ya da kasabanın bir barında. Valentine'da takılırım. Saint-Denis'de dostlarımız vardı. Rhodes'te de işimi yaparım. Yeterli mi? Seni dinliyoruz, baylar seni tanısın. Yani baylar, Blackwater tarafına yerleşmeyi isteyen birisiydim. Sonrasında Valentine kasabasını yani korumaya, savunmaya, oğlum çok iyi ya, hattının yanında yer almaya karar verdim. Benim kimseyle bir sorunum olmaz. Onların benimle olmadığı kanka, sürece. Silin, sıkıntı yok. Desin benim kanka. İşim kenevirdir. Bu en başından beri böyle. Böyle de devam edecek. James'e bir düşmanlığımız vardı. Bir anlaşma yapıldı, bitti. Kendisi bozmadığı sürece bozulmaz. İki taraf da işine bakar. Benim kimseyle bir sorunum yok. Eğer olur da Valentine tarafında bir sorun olursa, size sorun çıkaran birisi olursa, bana telgraf yoluyla veyahut da mektup yoluyla iletirseniz ben hallederim. Blackwater tarafı da artık himayemiz altından çıktı. Güzel. Güzel. Evet, başka sorunu olan var mı arkadaşlar? Ben yoktum da, David Pinkman olan düşmanlık bitti mi? Bilmiyorum. Ben ikili meseleleri artık konuşmak istemiyorum Ryan. Biliyorsun kasaba halkı hepsi David Pinkman'ı konuştu son haftalarda. Artık öyle kendisi burada. Bir ne derdiniz varsa Marshall'la beraber çözersiniz. Ben görevimi yaptım. David Pinkman'ı buraya getirdim. Gerisi sizde. Benim Ryan'la bir sıkıntım yok zaten. Yok, ben zaten onu korumaya çalışıyordum, o kadar. Güzel. Dediğim gibi baylar, herhalde hepimiz pis işlerle uğraşıyoruz değil mi? Eyalette hiçbirimiz ifşalanmak istemeyiz diye düşünüyorum. O yüzden Şerif Karakolu, kasabada çıkan bütün dedikodular veyahut da süvariler, ne varsa oradaki bütün bilgileri kendimize söylemeliyiz. Bu konuda işbirliği yapmalıyız. Bilirsiniz, biz pis illegalleriz. Bazı şeyleri artık kendimize söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında şu an eyalette bütün ekonomiyi kontrol eden Rhodes bölgesi, ot tarlası. Bu bizim için ve sizin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Belki de Marshall için de öyledir. Marshall, senin için ot ne kadar değerli? Benim için ot değersiz. Şahsi görüşümü istiyorsan, ot hiçbir şeyime yaramıyor. Ve otla da uğraşmam, uzak dururum. İsteyen parasını bunda kazanır. Umurumda olmaz. Zaten sonuçta o para dönür dolaşır, benim cebime girecek. Güzel. Güzel. Baylar, ben her şeyi anlattım. Bundan sonra eyaletimizde çok farklı bir dönem başlıyor. Bunun da merkezi Rhodes tarafından sizlere bildirilecek. Sizlere telgraflar çekeceğim. Her hafta içi. Ve bu telgraflardan gelen bütün mesajları okumanızı rica ediyorum. Sizleri çok önemli şeylere götürecek. Bilginiz olsun. Sizlere bu masada bazı şeyleri çok açık açık söyleyeceğim ki ve yüz yüze görüşmeliyiz ki, bana göre, benim düşüncem bu. Eyalete yapacağımız, nereden para kazanacağımızı iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yemeği sonlandırıyorum. Sizlere birazcık çiftliği gezdirmek istiyorum. Tarla bölgesini vesaire hep birlikte bakalım. Ve ondan sonra dağılabiliriz. Buyurun. Malikanemiz geniş bir yerde. Rhodes'i hepiniz bilirsiniz. Hepiniz geçmişsinizdir. Buyurun baylar. Burası geniş bir bölge. Ticaret yapan herkes buradan geçer. Daha yeni baktım. Yeni okudum. Tarlamız büyük. Kahya nerede bizim? Dimitri Bey. Kahya! Herkesin atlarını ahıra koydular değil mi? Evet baylar. Çiftçilikten çok hoşlanırım. Babam da eskiden çiftçiydi. Odunculuk yapardı. Annemle birlikte süt ve yumurta satarlardı. Ta ki çeteler tarafından öldürülene kadar ha?
Biz de bir çete izleyeceksiniz. Ama benim amacım belli. Halkı korumak. Otla mı diye sorarsanız öyle. Para için mecbur. Mecbur bu kaynakları almamız gerekiyordu. Evet baylar. İşte bizim yerimiz burası. Rhodes. Her geçtiğiniz zaman adamı bulabileceksiniz. Adam eksiğim hiçbir zaman olmayacak. Bilginiz olsun. Ot için bize bilgi getiren herkese parasını ve ödülünü vereceğiz. Eğer arkamızdan ot anlamında süvarilere, şeriflere bilgi sızdıran olursa kellesine ödül koyacağım. O yüzden bize ya sadakatinizi vereceksiniz ya da sadakat göstermeyeceksiniz. O zaman... James. Ryan. Miktar. Neyin miktarı? Süvarilerden gelen bilgi akışının para miktarı. Şerifler ve süvarilerle aram çok iyi. Özellikle baş şerife baş süvariyle. Yani yüzbaşıyla. Bu kadar açık olalım diyorsun ha? Ben her zaman açıktım. Süvarilerin olarak. İki gün önce buraya bir baskın attığı söyleniyor ve bir dahaki baskını ne zaman atarlar hiçbir fikrim yok. Kendileri Rhodes civarına bakıyor biliyorsun. Ve Kızıl Kamplı tarafına. Ne zaman geleceği... Kendileri bizim James, kuzeye doğru da çıkıyor. Süvari. Sana Marshall bir hediyesi yapalım şöyle. Süvariler her gün bir kere veya üç kere, yani bir ile üç arası Saint Denis'e gelir. Her Saint Denis'e gelmelerinde bu tarladan geçiyorlar. Bunu bize yüzbaşı söyledi. Artık bu bilgiyi sen nasıl tutarsın, nasıl bu bilgiyle ilgilenirsin, o beni ilgilendirmez. Ama ateş yağmur. Günde üç kere geliyorlar buraya. Üç kere. Günde üç kere. Güzel. Dediğim gibi baylar, eğer o tarlamıza bir zarar gelirse ekonomik denge bozulur. Herhalde herkes burada para kazanmak istiyor. Herkes çetesini güzel bir yere konuma getirmek istiyor. Ben size çok güzellik yaptım. Tanesini 18 fiyattan vereceğim. İleride artacak bu. Eğer bu bilgileri bize ne kadar erken bir sürede sağlarsanız... Biliyorsunuz telgrafların gelişi Rhodes'e 1-2 günü buluyor. Özellikle kasaba bölgesinden. Bize ne kadar kısa sürede sağlarsanız biz de o kadar sizlere minnettar oluruz. Süvariler benim için çok önemli. Bilgi akışını sağlarsanız sevinirim. Tekrar söylüyorum, arkamızdan iş yapan olursa ve biz bunu bulursak cezalandırırız. Ve bunu biz değil, tuttuğumuz adamlar tarafından yapılacak. Artık eyalette yepyeni bir dönem başlamıştır baylar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz gece karanlığına kalmayın. Söz almak isteyen var mı veyahut da yeni gelen çiftliğimize? Güzel. Sağ olun Bay Donald. David, Marshall'la olan o lanet olası sorununu artık çöz. Araya girmek istemiyorum. Gidin konuşun ve çözün. Öyle umuyorum. Peki. Artık dağılabiliriz ha baylar. Çıkışta silahlarınız verilecek. Size eşlik etmek isterim. Bay Donald, bir sorum olacaktı benim. Tabii ki. Şimdi biz bu kenevir yerine yapmaya gelirken size haber mi vereceğiz? Bir kere haber vermeniz yeterli olacak. Tamamdır. Baylar, tekrar söylüyorum. Her ot bölgesine geldiğiniz zaman haber vermenize gerek kalmayacak. Sadece bir kere haber vereceksiniz. Biz şu çete olarak buradayız, sizinleyiz. Güvenlik talep ediyoruz sizden diyeceksiniz. Veyahut da demeyeceksiniz. Silahınıza güveniyorsanız gelin. İnsanlarla çatışacaksanız çatışın. Buna hiçbir şey diyemem. Güçlü olan kazansın. Zorbalık yapanı vururum. Bilginiz olsun. Kahya, herkesin silahlarını ver tek tek. Marşal nerede lan? Bir racon kesseydim de öyle gitseydi anasını. Efendim. Malikanemizi şereflendirdiniz. Gel bakalım. Sen yalnız gitme. Al burada beraber gidelim. Var mı atın? Kendinize abi? Dikkat edin. Hiçbir süvariye yakalanmayın. Bir şeyleri bekleyeceğiz burada. Bekle de. Tamam, kal sen burada. Güzel güzel. Süper ya. Bay Dimitri. Yok, Dimitri değil bu. Güzel ya. Burada bir kalabalıklık oldu ha. Efsane oldu. Bir. Kusura bakmayın, şu atı şöyle çekeyim de kaza bela almasın. Dimitri, ha şurada gel. David, strawberry yeme. Biraz daha buradayım, şuralarda bir köleleri bekliyorum da. Ha, tamam. Arkada bekleyebilirsin. Tamamdır. Dur bekle bakayım ben. Marshall Bey. Marshall. Seninle bir yalnız görüşebilir miyim? Duymuyor. Senin bahçe için anlaşmadık mı seninle? Beni duyuyor musun? Ufaklık. Duymuyorum seni Marshall. Geliyor mu? Geliyor.
planlarını, ne yapmak istediğini hepsini biliyorum Marshall. James, ben de senin bütün planlarını biliyorum bak. Rhodes'i neden aldım ha? Saint Denis'e geçen yol buradan geçiyor çünkü. O şehri başına dar edeceğim. Silah sattığını bilmiyorum sanıyorsun sanki ya. Ara içinde çalıştığı, bana çalaşan adamlarım var James. Bu kadar adamı emin olma istersen. Bu kadar emin olma. Şey, Ege benim adamım. Leonard benim adamım. Ha, çaktırmayın. Şemo. Sen kendi adamına vurdun ahmak herif. Herkesin bir planı vardır Marshall. Herkesin bir planı vardır. Öyle değil mi? Bu arada burada David'in kafasını patlatacağım. Haberin olsun. Ben karışmıyorum ikinizin meselesine. Sen bana David'i getir dedin. Ben sana David'i direkt masada getirdim. Ve David'e şunu söyledim, bilgin olsun. Sana hiçbir şey yapmayacak dedim, bilerek gelsin diye. Sana yapacağım son iyilik, çünkü bana iki yerde iyilik yaptın. Ama bu son iyiliğim Marshall. Diyoruz. Dimitri, David'i kaçırma, burada kalsın. David'e ne yapacaksan yapabilirsin. Ama amaçlarının hepsini biliyorum. Liman ticaretini ele geçirme. Saint Denis'de vali olma çabaları. Rüyadasın Marshall. James, James, James. Ahmak herif. Rhodes'i duyuyoruz seni. Biz duymuyoruz. TS'de sorun var galiba. Herkeste bir sıkıntılar var. Evet, sonra da patlatmasın var. Şimdi James. Dinliyorum. He, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Hatırlıyor musun malikanemizde yaptığımız son konuşmayı? Hatırlıyorum. Seni gram sevmiyorum James. Ben de seni Bay Petrov. Yani seni ilk tek yakaladığım yerde indireceğim. David'i bulun bana. Siz bana David'i getirin dediniz, ben getirdim. Kendisini kandırdım. Alın David'i ve gidin. Olay o değil. David'i bulun. Görüşeceğiz Bay James. Görüşeceğiz. Malikanenin arka tarafına gitmiş olmalı. İstersen biz de arayalım. Sana sözüm var ha, ne de olsa. Yapmak zorundayım. Doğru. Herkese silahlarını verin. Bugünden itibaren yeni bir şey başladı eyalette. Herkes ona göre kıçını kullasın ha baylar. Dikkatli olun. David'i buraya getirin. David. Karşıma getirin. Nerede Arkaya lan bu? Kahya. Malikanenin arkasına bak. David Pikmin nerede? Tamam, temin buradaydı. 30 saniye önce. David'i bulalım. Arka tarafta olabilir. Jesse. Bakıyorum. David'e bakın. Lan benim atım neredeydi? En son Ryan'ın yanındaydı bu adam. Ryan burada. Gel bakalım. David nerede? Ahmet'e bak, kaçtı ha yavşak. Kaçtı. Arkadaşlar aşırı sarmaya başladık. Yavaştan meta'ya girdik şu an. İlk toplantı yaptık. İnsanlar hem birbirini tanısın. Oha. Vallahi David Pikmin kaçtı arkadaşlar. Tam David'e yakışır bir hareket olmuş. Teşekkür ediyorum. Eyvah 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 eyvah. Tam David'e yakışır bir hareket. Bunlar kim lan? Siz kimsiniz? Pikmin. David nerede? İçeride girmiş olması lazım, bir bakalım. David'i bulun ve bize getirin. Malikanenin önüne gelsin, herkes onu arıyor. Kaçtı mı yoksa? Bir bakalım, yok buradaydı, buraya koşuyordu az önce atla. Hemen bulun. Jesse? Burada, nerede? David'i aldık. Aldılar mı? Gel. Artık şu David rolü bitsin abi. Ne oluyor? Dikkatli olun baylar. Ben anlamadım. Ne oldu, kim kime sıkıyor? He, David burada. Sıkıntı yok. İçimize sızan bir ayinmiş vurduk. Ne oluyor? Vurduk, tamam. Herkes silahını bıraksın. Buyurun, ben takip edeyim. Bay Petrov, David burada. Tamamdır. İyiyim gel. Ne oluyor lan? NPC galiba. Çatışma sabaha kadar sürer. İnsanların birebir bir şekilde malikanede görüşmesi daha iyi abi. Anladın mı? O zaman daha güzel oluyor. James. YouTube'a gelecek. Jesse. David'i malikanemizden teslim etmemiz ne kadar doğru? Bana bir görev verildi Jesse. Sadece sözümde duruyorum. Gerisi beni ilgilendirmez. Ne diyorsun? David benim ismimi söyledi Marshall'a. Ne yapayım? Malikanemde mi yatırayım Jesse? Bir planın mı var?
Yok. Hak etmiş. İsmimi vermeyecekti. Eğer ismini vermeyip bana sadakatini gösterseydi Marşa'nın kafasına burada sıkardım, biliyorsun değil mi? Ne diyorsun? Hı-hı. Rhodes bizim için yeniden bir doğuşun sembolü mü olacak? Herkes burada baksana. Gel bakalım ne yapıyorlar. Ne yaptılar lan Ahmet'e? Arkadaşlar fena bir ortam var ha şu an. Ne diyorsunuz chat? Arkadaşın fena. Var. Evet abi. Sadece izleyelim. Şimdi bit. Ben bu hayatta iki şeyden hoşlanmam. Bunların bir rolü vardı. Ahmet oyundan kaçtı şerefsiz. Biri de... Osmo dedi. Diğeri de şarap. Vurun şıkını. Hak etti. Oo, köleye bakar mısın? İstediğimiz bazı şeyler olmaya başladı Jesse. Sadece balkonumdan izlemek istiyorum. Götürme Aysel'i götür. Sakin baylar, sakin. Sakin. Herkes Rhodes bölgesinden ayrılsın. Ayrılsın artık. Dikkatli olun. Süvariler baskın atabilir. Herkes ayrılsın baylar. Yaşanan olay vardı ve bitti. David Pinkman cezasını buldu. Herkes çıksın mekandan. Haydi. Herkes atlara. Haydi. Aldım. Çok iyi. Oğlum David'in kafayı aldın Allah. Oğlum baksana şuraya. Kaç tane atlı var. David'in kelleyi aldılar. David iki taraflı oynamış. Kızılderililere demiş ki Herald'lar hayvan katli yapıyor. Düzgün binsene şu golüm atına. Güzel, herkes gidiyor. İyi iyi. Rhodes iyi. Herkes oturunu yapsın. Kanka 18'den fiyat koydum biliyor musun? Herkes gelecek şimdi nota. Abi çok sarıyor ya. Havası çok sarıyor biliyor musun? Siz yine de gidin hadi. Ne yapayım abi? Adam söz verdi. Beni ötmeyecekti abi David. Ne yapayım? David'in... Macerası kapandı. Güzel. Evet. Cezası kesildi. Şimdi sıra başkalarının cezasında. Evet. Efendim. Herkesin silahlarını verdiniz mi? Kahya. Kaldır elini. Verildi, verildi. Sen kaldır elini. Ben. Kaldır elini Thomas. Thomas'ı bir çözelim artık. Yürü. Geç içeri. Bir şu Muhammed, bir durursan yürüyeceğim. Gel bakalım Thomas. Siktimin yerinde. Onu da görüyorum. Thomas. Efendim. İkincisi kafana. Sadece sus ve dediklerini yap. Patron bakalım. Köleyi ne yapayım Deliz'e mi atayım? Kim bu? Köle. David'in kölesi. David nerede? Nereye geçiyorum Jesse? Öldü gitti patron, kafasına sıktılar. Cesedini ne yaptılar? Cesedini aldılar patron. Cesedini aldılar ha. Timsahlar atılacaklar. Bu köleyi... Ne de olsa köle. Pis köle. Atayım gitsin. Denize at gitsin. Tamam. Haydi. Neyden yaşıyorum o kadar merak ediyorum ki. Thomas. Buyur. Sana güvendiğimi mi düşündün gerçekten? Hayır. Bir saniye bile buyurun düşündüm. Buyurun baylar. Sizin özel olarak konuşalım. Şimdi değil. Ryan. Orada bekle. Thomas. Dinliyorum. Neden bizi sattın Thomas? Kime satmışım seni? Bana numara yapma. Sence ben numara yapacak olsam şimdiye kadar 50 tane yapmaz mıydım? Hal ve hareketlerden hiç memnun değilim Thomas. Anlat anlat James. Düşünceni anlat. Ben bizim bara, bizim bara ve o kızı sen mi getirdin? Sen cebine koy. Ben gelmedim, Dinliyorum. Jack'i nereden tanıyordun? Şu an özel bir mevzu. Jack Harvey. Nereden tanıyordun? Sıkıntı yok Arkin, zaten ikinizdeyiz. Bizim yanımıza Jack'i sen mi getirdin? Arkin uzaklaştır. Duydunuz. Şimdi Jack mevzusu benimle başlamadı bunu biliyorsun neyse. Değil mi? Jack'in nasıl aramıza geldiğini biliyorsun. Evet. Marshall'ı ötmüşler. Gel bakalım Arkin, buraya gel buraya. Bana mı iftira atıyorsun şimdi ha? Önce sen para karşılığında ondan bilgi almadın mı? Yanlış mıyım? O herifi içimize sokan sensin. Tamam dinle.
Ben bir şey sormak istiyorum şu anda. Dinliyorum. Jack birine bir şey mi söyledi? Yani bir hainlik mi yaptı? Evet, senin ismini verdi. Ne için benim ismimi verdi? Bizi satmışsın. Ne yapmışım? Satmışsın bizi. Ya kime ne söylediğimi söyleyecek misiniz artık? Ya bizim ben sizin için o kadar uğraştım. Burada buradaki herkes de şahitken. Benim sizi sattığımı mı düşünüyorsunuz cidden? Sus. Evet James. Yani Arkin de burada. Arkin bir şey desene. Şimdi Thomas. Ben tanıyorum Thomas'ı. Ve bizi satacağını açıkçası düşünmüyorum. Catherine'i zaten ben kendi ellerimle gelip önüne atacaktım. Thomas. Marshall senin ismini verdi. Silah bilgisini sen söylemişsin. Evet kadına. Silah bilgisini ben söyledim. Siz bizden biri silah mı satıyor? Yok. Yalan ne yanlış dedi? Bir bilgi. Şüphelendiğim için dedim ki böyle evet. Böyle bir şey var. Çünkü bana gelip dedi ki Jack. Hatta Dimitri geldi. Ne dedi? Catherine'i satın aldım dedi. Böyle böyle bir şey yaptım dedi. Ben de bunu teyit etmek için böyle bir bilgi söyledim bir anda. Tufana bak, balta çekmiş anasını. Şimdi fevri miyim, akıllı mıyım James? Zekanı kullanmalısın. Yani cidden mi ya? Bu kadar yaptığım işten sonra sizin için getirdiğim bilgiler, Thomas, canınız için uğraştığım saniyelerin karşılığı bu mu cidden? Elini indir. Bu gördüğüm muamele mi? Thomas elini indir. Ve ben söz vermeden bir daha konuşma. Rhodes'in patronu benim, Thomas. Hal ve hareketlerine dikkat edeceksin. Dediğin her şeye dikkat edeceksin. Bilgin olsun. Tamam, gelin. Ben de geleyim mi? Gel. Seni patron, denedik lanet olası pislik herif. Patron Reinhard'ı bekliyor, çağırayım mı onu? Reinhard mı? Çağır gelsin. Balkona getir, üst tarafa gelsinler. Arkadaşlar fena salır. Kahya'yı dedi, yukarı getirsin. Reinhard niye geldi lan şimdi buraya? Ben anlamadım bir şey. Haydi Atilla maydı. Burada konuşuruz. Müsaaden varsa bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle Thomas. Seni duyabiliyorum Jesse. Söyleyeyim mi? Söyle. Eğer aramızda bir güven, hani güven değil aslında. Sen kendin de söyledin. Ben sana, sen bana güvenmiyorsun. Eğer devam etmek istemiyorsan kapatın beni Ryan. Ben ayrılayım. Konuşacağız seninle Thomas. Konuşacağız. Evet. Şu an istediğini yapabilirsin. Aşağıda kalın. Sadece bir şüpheydi bu. Yoksa kafana zaten sıkardım şu an. Yani İlken'in aldığın kişiden bunca zaman senin için canını ortaya koymuş kişiden. Thomas, bunları konuşacağız dedim. Tamam. Lütfen şimdi evet, aşağı in. Tamam. Ve atını temizle. Nerede bu lanet olası pislik herif? Tamam, siz bekleyin. Ryan, bekliyoruz seni Ryan. Ben geliyorum. Tam bir manyak, aptal bir herif ya. Yemin ediyorum ya. Bunun kafa gitmiş. Kameramı aç. Arkadaşlar çaktırmayın, crash yemiyoruz. Yok. Bu toplantı bizim için iyi oldu. Ben bu herifin gırtlağını keserim James. Yok yok, sakin ol Jesse. Ryan. Evet, nasılsınız? Ryan. Manzara da güzelmiş he James. Bu kadar enerjik olmanın sebebi ne Ryan? Yok, sebebi yok. Sigara içer misin abim? Sigara içmiyorum. Ben içerim. İyi bakalım, güzel. Burası demek artık senin ha? Öyle, bileğimin hakkıyla aldım. Bileğin hakkı. Güzel, güzel. Bu güzel yapı ya, bakayım yemin ediyorum güzel yapı. Burası da güzel aslında. Güzeldir. Yani, Jesse biraz daha sakin olsa her şey daha güzel birazcık olabilir aslında. Birazcık ağzını alma. Seni balkondan aşağı atarım. Peki. Yeni işin demek uyuşturucu ya James. Öyle. Niçin geldin? Bilirsin, benim işim de uyuşturucu James. Kasabada bana bir şey söylemiştin, hatırlıyor musun Ryan? Dinliyorum. Kenevir işine girelim, taşımacılığını yaparsın diye. Bizzat Rhodes benim Ryan. Artık taşımacılığını güzel. Sen yapacaksın. Güzel. Şu çocuğun hoparlörünü halledeceğim. Ulan rolün süper. Sene 2022 kardeşim. Yap. Dinliyorum.
Sen benimle konuşmak için geldin. Yani korumasına talibiz. Korumasına mı talipsin? Kendini koruyabiliyorsun yani Ryan. David Pick buna gidip başka şeyler söyleyeyim. Marshall da başka ne şeyler söyleyeyim. Dersen doğru düzgün cevap vermezsen kafana sıkarım. Duydun mu beni? Evet James. Söylesen de biraz sakin olsan eş konuşuyoruz burada. Jesse'yi bilirsin. Böyle şeylerden kasabada da hoşlanmaz. Ryan, nerede olduğunu unutma. Rhodes'in malikanesindesin. Burası Valentine değil. Evet. Kumar oynamıyoruz. Aslında hayat bir kumardır, bilir misin James? Kazanmak ya da kaybetmek. Kazanan benim Ryan. Kazanan sensin. Elini sıkmaya geldim. Umarım anlaşmanda durursun. Ne için? Ne için mi? Bir dostluk anlaşması yapıldı. Yani bunu tutarsan ben işime bakacağım. Peki. Seninle bir sorunum yok. Marshall'da olan şu anki durumun ne? Yani onlarla bir şey yaptık. Karşılığını aldık. Durum iyi gibi. Yanlış. Yalnız onlar yanlış yaptılar James. Hiçbirimizi tutmayalım. Senin neyini seviyorum biliyor musun James? Neyi? Yapacağın işi ortalık yerde yaparsın. Onlar gibi evlerine çağırıp değil. O biraz aslında fahişelerin işi oluyor ama neyse. Görüşmek üzere Afaf. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak Ryan. Sen de Afaf. Bu adam net bir şekilde sallıyor. Bizim ota direkt baskını bu tırrek atacak. Net bilgi yani, net bilgi. Barış abi redemde var mı? Var kanka da gelmedi ya pek. Benim malikanem abi. Elimde silah bence eline koymalısın. Amacın çıkmaz olsa bu kadar şey böyle gelmez. Çok konuşuyorsun Ryan. Ne çok yapıyorum? Çok konuşan adamları sevmem. Yürü. Ben çok severim ama konuşmayı. Dikkat et kendine Ryan. Sen de yapıp. Bilirsin. Büyük işler büyük düşmanlıklar. Ölmeni istemem. En başından beri sevdiğim. Ben de senin. Seviyorum seni Afaf. Kasaba halkına selamımı ilet. Tabii. Tanıs gelmiyor musun dostum? Birkaç işim daha var. Ben yalnız dönerim. Tamamdır. Gidelim çocuklar. Dostu Thomas'mış, duydun mu? Duydum. İkinci şüphe. Bazı kokular ödüyorum Jesse'ye. Bir gün bir adam var. Oğlum rolü çok iyi lan bu tırrayın. Vallahi. Ne yapalım? Aklıma fikir geldi. Süvarilerin... James, ben bunu vuruyorum. Kime? Thomas'a. James. Hayır, şimdi Thomas'ta bir bilgi aldık. Ne bilgisi? Bu Ryan'lar demiş ki, bu küçük çocuklar vardı ya. Evet. Ve kendi ekiplerine de demiş. İçeride çatışma çıkabilir, hazır olun demiş. Nerede? Burada, daha yeni konuşmadan. Ya biraz sonra baskın da olabilir. Herhangi bir şey de olabilir, bilmiyoruz. Kim tarafından peki? Ryan tarafından. Ryan mı? Ryan tarafından beni. Ryan küçük çocuklara girerken demiş ki eliniz silahınızda olsun, silah patlayabilir demiş. Çocuklarla da ben arkadaş olduğum için gelip bana söylediler. Biz sıkmayacağız dediler. Anladım. Bizim derdimiz şu an süvarilerle, bilginiz olsun. Şimdi ne? Buradan çıkacağız ve süvari bölgesine gideceğiz. Bizim derdimiz süvarilerle. Süvariler Marshall'ın dediği doğru. Gitmeden önce bana bir bilgi verdi. Çünkü o da ekonomisinin zarar görmesini istemiyor. Çünkü şehre gidilen yol Rhodes'ten açılıyor. O yüzden biz süvarileri bulup onlarla çatışmaya gireceğiz. Ne kadar zarara uğratırsak o kadar iyi. Haksız mıyım Jesse? Haklısın. Bizim düşmanımız şu an süvariler. Ne zaman haklısın James? Gidelim. Hadi gelin baylar. Bugün iyi iş çıkarttınız çocuklar. Kahya. Lanet olası herifler. Evet patron. Aferin dostum. Tamam patron. Christmas sen nasılsın? Teşekkürler Bay James. Ya siz? İyiyim. Daha da iyi oldum. Toplantıdan sonra daha iyiyim. Bunları bu köşede bekliyor ama. Gelin. İş vermiştim bana. Köşede bekliyorum. $20 dostum. Seni hep dövmek istemişimdir. Hep. Stresim olduğumda seni dövdüğümü rahatlıyorum. Gelin. İyi misin abi? Herkes ayrı hatta olsun. Ryan'lar neden bekliyor hala? Nerede? Girişte solda.
Artık biraz barut kokusu ha. Ya kızım. Efendim. Evet. Efendim. Evet. Bizim bir iki işimiz var mı? Artık tamam, ayrılacak mısınız beyler? Ayrılacağız, ayrılacağız. Kıçını bile kaldıramıyorsun Ryan. Evet, evet. Şu ortama baksana be. Şu grafikler değil mi? Üf. Bırakma bir kişinin kafasını sıkayım. Boşver. Beni hiç bırakmayacaksınız. Savaş esnasında. Ona göre. Kendi öfkenizi hareket etmeyin. Leonard. Dostum. Oy. Neyle ilgili? Baş başa konuşsak daha iyi olur. İkimiz mi? Burada bekleyin. Jesse de gelebilir. Burada bekleyin. Dikkat edin çocuklar. Geri geliyorlar, dikkatli olun. Nedir konu? Geri mi geliyorlar? Dikkat edin. Nerede bu James? Hiç duyuyor musun beni? Bakın bakalım biz bu Bekle. Şeyi unuttuk ya. Bu kenevirleri satalım da ilk ticaretimizi yapalım. James. Neyi unuttun? Şu kenevirleri satalım da ilk ticaretimizi yapalım. Ne kadar getirdin? 150. 150 kenevir. Hı hı. Ne kadardan veriyoruz? Jesse. 15'ten vermiyor musunuz? Yani toplularda bize biraz yüksek indirim uygulanıyordu ama. Dur bakalım. Biz ne verirsek o. Jesse sen ilgilen. Tamam. Kaçtan veriyorum James? Bu pis suratlı herife 12'den ver. Peki. Kabul etmiyor musun yoksa? Arkadaki tatlı çocuğa da 15 yap hadi. Tamam bilim. Leonard. 3 dolar için uzağa gidelim. Kendimizi düşürmeyelim ha. Hay zıkkımın kökü attan kork. Siz burada bekleyin baylar. Leonard gel. Bakalım ne verecek lan Ege. Ege bilgi getirmiş oğlum. Bak merak ettim şimdi ha. Nedir durum? Leonard. Dün seni çok... Sen boş gelmezsin. Dün seni çok aradım ama bulamadım James. Nedir konu? İçinde hain var. Kim? Thomas derse bu, şimdi bayılırım ha. Hain şerefsiz ikili oynuyor. Bu geçen sen geldin ya Marshall'ın yanına. Evet. İşte yukarıda seni öttü. Ne dedi? Bu senin Marshall'a karşı planlarını anlattı. Ryan mı? Ryan. Hmm. Ben de onun yaptıkları anlatınca Marshall ona güzel bir ziyafet çektirdi. Öldürdü mü? Evet, oraya geldiğinde yoksa senin kelleni alacaktım. Helal lan Ege'ye, aferin. Bu adama güvenme. Ryan, malikanede ben de vardım. Bir anda silahlar patlamıştı, bunun yüzünden mi evet, patladı? Evet, tüm adamlarını, önce adamlarını sonra da Ryan'ı vurduk. Hmm. Yani Ryan'ın bütün adamları ve kendisi de dahil orada öldü mü? Vuruldu, hepsi kaçan olmadı. Güzel bilgi. Teşekkürler bilgi için. Artı ilaveten içinde de hain var. Kim? Thomas'tan şüpheleniyorum. Dün konuştuk, sen yoktun. Bilerek biraz seni böyle iğneleyici sözler söyledim. Şey dedi bana. Bu adam vadesi doluyor. Dediğine bak. Ne dedi? Yok benim adamlarım daha fazla. Ben olmasam James hiçbir şey yapamaz. 3 tane adamım var. Kim dedi bunu? Thomas mı dedi? Thomas dedi. Alvin varmış, ben varmışım, Jesse varmış. Başka kimsen yokmuş. Diğer tüm adamlar buna bağlıymış. Bu getirmiş. Doğru mu bu? Ben bunu vuruyorum. Leonard gel benimle. Bu adamı bana getir. Ege'ye bir kalp alabilir miyim? Olayı çok. Bak çocuğa ikinci şansı İzin verdim. IC olarak çocuk işi çözdü. Ulan bu çocuğun var ya rolü best ya. Leonard. Beni dinle. Dostum artık Marshall'ın üzerinde olan görevim bitti. Tamamıyla Rhodes'e bağlısın. Eski günlerdeki gibi ha sevgili dostum. Ne dersin? Güzel dostum, güzel ama şöyle bir şey var. Bu Ryan'ı bitirmek lazım önce. Direkt sıkıntı olmasın. Ryan değil mi? Peki Ryan, senin kılını değiştirsek? Daha farklı bir kıyafetlerle yanımızda olsan? Olur. Yaparım onu. Ya da Thomas'ı... Thomas... Thomas biliyordum. Thomas... Bugün ne oldu biliyor musun? Şüphelenmiştim. Barda bir tane kadın getirmişti bize. Jack'le karısı. Bacak.
Hı. Güvenmediğimi söylemiştim, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kızın kafasına sıktı Jesse bugün. Haklı bir sebepten ve Marshall getirdi bana. Dün sizin malikanedeydim ve bütün silahlar patladı, hatırlarsın. Evet. Demek Thomas iğneleyici konuştu ha? Herhalde kendini patron mu zannediyor bu? Aklı beş karış hava da. Bu verdiğim ikinci şansı. Üçüncü şansta kafasına sıkacağım. Güzel, getirdiğin bilgiler çok çok iyi. Peki Marshall'ın başka planı var mı? Marshall şu anda seninle aslında iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ne bana söylediği kadarıyla. Için. Dost arıyor kendini. Öyle. Çünkü bu Kızılderililer büyük sorun çıkarmaya başladı. Abi malikanemiz bir dolmaya başladı, güzel oldu ha. Şimdi buraya adam alınca daha da güzel olacak. Süper ya. Baskınıdır vesaire. Katılıyorum. Sevgili dostum, bize bu zamana kadar çok güzel bilgiler getirdin. Seninle sırt sırta savaşmak isterim. Süvarilerin baskısı olacak, bilgin olsun. Yakında doğru, bir süvari kamp baskını yapacağız. Çünkü süvariler saatte bir şu an benim tarlamı işgal edecekler. Sizce bu mantığım çok iyi değil mi? Malikanemin önünde o tarlası. Ya çok mantıklı değil mi? Yani GTA sunucum olsa bu mantığı yaparım ha. Ama bu Red Dead'de tabii daha çok uyuyor. GTA şehir sistemi olduğu için biraz sıkıntı. Çok manyak bir şey ya. Bakın ben daha buralara neler dikeceğim arkadaşlar, siz görün. Çiftlik kuruyorum. Arkaya burada çiftlik skriptini alıyoruz. Süt falan sağacağız. Thomas. İyi, güzel. Getirdiğin bilgileri iyi. Demek ki birazcık liderliğe gidiyor ha? Evet. Lider evet. gibi davranıyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu iki oldu. Kadına da bizi satan Thomas. Çocuk güzel art arpı evet, yapıyor ama ha. Vallahi helal olsun Thomas'a. Aldım. Geri aldım. Sözümü geri aldım. Ne söylememi bekliyorsun küçük çocuklar? Ryan! Küçük evet, çocuklar mı? Bence burada bir çocuk varsa o da sensin. Peki yapa peki. Paranı aldın mı? Satıp gidelim, hayır. Parasını verin ve gitsinler. Arkini kesin Thomas'ı bulamadım. Thomas nerede? Thomas'ı bulamadım. Ryan. Evet. Thomas'ı gördün mü? Yok. Yollayayım mı? Onu da öve yapayım mı? Çevreye baktım ama ön tarafta yok, arkaya bakacağım. Bırakın buluruz. Ona bir çiftçilik görev vermiştim. Büyük ihtimalle oraya gitti. Jesse, Ryan'ın parasını ver ve malikanemden defolup gitsin. Bu taşı kaç kere buraya koymayın dedim size. Leonard. Yaşlanıyorsun dostum. Thomas yok. Thomas nerede dostum? Kaçtı mı yoksa? Kokuyu aldı sanırım. Bir gün. İyi misin? Ah lanet olası at. Gelin. Jesse, Thomas yok. Dur onu sonra konuşalım. Dur. Ne diyorsun? Şunları sesim bir kaçmış olabilir mi? Konuşalım. Bak çocuğun kafaya sıkmadı, kaçtı belki de. Ucube haberi nereden alacak ki? Nerede olabilir? Çiftliğin arka taraflarına bakalım. Evet. Kementini hazırla Leonard. Kement var. Bir yerden bilgi almış olabilir mi? Ya da senin geldiğini görünce mi şüphelendi? Ne dersin? Olabilir. Benden zaten işkilleniyordu. Kendini gelene kadar ifşa alamadın değil mi? Tarladan geldim. Yürüyerek. Nerede bu? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Jesse. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bu işe kalkışırsak Leonard ifşa olur. Ve Marshall bunu öğrenir. Marshall bunu öğrenirse Leonard ölür. Diyorum ki Thomas'ın canını isteyip başına ödül mü koysak? Ne dersin? Çünkü ben ona ikinci şansı verdim ve o üçüncü şansı tepti. Kimden? Bounty'lerden mi? Hayır. Biz ilanımızı vereceğiz kim getirirse. Rhodes malikanesine bağlayıp getirecekler. Anlaştık. Gece yarısına kadar. Olur. Thomas'ın bizde bir fotoğrafı vardı. Bizim gazeteci Lucky miydi? Onunla bir irtibata geçelim. Olacak. Bildiğin kaçmış hain Thomas. Bir gün daha haksız çıkalım ha Jesse. Senle bu huylarımız çok benziyor. Farkında mısın? Kim hain desek hain çıkıyor. Evet. Tecrübe diyebilir miyiz buna? Büyük tecrübe. Keşke sıksaydım kafasını. Leonard dostum. Bize olan sadakatini hep gösterdin. Seni en yakın zamanda bu malikanede sağ kolum olarak görmek istiyorum. Ne dersin? Jesse? Gizli bir sen şekilde yaparım bunu dostum. Aynı zamanda Marshall'dan da bilgi getirmek lazım. O zaman atını çağır Leonard. Sana yeni bir görev veriyorum.
Yeni görevin Thomas'ı bulmak. Thomas'ı bağla ve bana getir. Bu atırsız adamı nerede bulacağımı bilmiyorum James. Biz de bilmiyoruz. Genellikle kasaba bölgesine var. Kasaba tanıdıkları çok. Da. Belki de Ryan bunu koruyacak. Bilemeyiz. Thomas'ı bulup bana getirmeniz lazım. Tamam. Ben birkaç yere daha haber salim. Peki. Bekliyor olacağım haberlerini Leonard. Tamamdır. Marshall'dan gelen bütün haberleri bana ilet. Tamam. Haydi. Thomas'ı getirdim. Hey burada. Oğlum ne yapıyorsun anasını? Lan şunu da iki kere yapmamız gerek. Yine mi aynı mevzu ya? Thomas. Dinliyorum James, dinliyorum. Bu iş artık bitmiştir. Sana ikinci şansı vermiştim dostum. Ya neyin ikinci şansı? Ben hiçbir şeyi anlamıyorum ya. Ya James. Bir müsaade et konuşayım. Ondan konuş. Sonra ne işim konuş ben sana söyleyeceğim. Gerçekten çok sıkıldım. Söyleyeceğim sana neyin ne olduğunu. Gel buraya. Ben buradayım zaten. Önüne geçiyorum. Anlat. Daha rahat görüyorum. Anlat. Hattan uzak. Arkamdan konuşmuşsun Marshall'a. Ne konuşmuşum? Söyle. Lütfen bileyim. Leonard. Maskeni çıkart. Çıkart maskeni. Baltayı çek istiyorsan. Yok, kim bu? Arkana dön. Arkana dön ve bu adama bak. Thomas. Kim bu? Leonard. Hmm, senin konuşmalarını duymuş Marshall'a karşı. Ve bu benim dostum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben Marshall'la ne zaman konuşmuşum? Çok merak ediyorum. Leonard söyle bakayım. Şimdi geçen barda. Heh. Yok benim şu kadar adamım var. Yok ben olmazsam James bir alt yapamaz. He. Tamam benim bunları söyledikten sonra söylediklerimi neden James'e söylemiyorsun Leonard? Daha neyini söyleyeceğim? Heh, söyle bakayım. Benim bu adamlarım var ama ben bir saniye bile aklımdan James'i yaratıkmayı geçirmem diye bak şimdi bak. Niye söylemiyorsun? Cümbüş var. İşine gelenleri anlatıp neden işine gelmeyenleri anlatıyorsun? Şimdi dur. Ondan önce de şunu söyledim. Dedin ki eğer kaybetme gibi bir durum olursa bu savaşı Marshall'ın tarafına geçer. Yalana bak ya. Gerçekten. Thomas. Bak, James, artık Thomas, açıklama bilsin. Herkesi kandırabilirsin beri, ama Thomas avcılık yapmıyoruz Thomas. Şu an avcılıkta değiliz. Sana nedense son 5 gündür hiç güvenmiyorum. Ben tanıştığımız günden beri sana bir kere bile yalan söylemedim. Şu atı bir uzaklaşayım şundan. Öleceksen bari kurşununla öleyim, atın tekmesiyle değil. Tanıştığımız günden beri bir kere bile yalan söylemedim. Thomas, bana doğruyu söyle. Bana doğruyu söyle Thomas. Artık bitsin bu iş. Ben sana doğruyu söylüyorum. Bak ben sana doğruyu söylüyorum. Bir kere bile yalan söylemedim zaten. Ben senin için ne kadar uğraştım bilsen. Yani senin için ben bu kadar daha çok uğraşan biri olduğunu düşünmüyorum. Şimdi James, ne bu buradaki herhangi biri, buna Jesse bile dahil biliyor musun? Hep ne diyorsunuz? Ege'ye inanalım mı? Konuşabilir miyim? Ulan belki de Ege sallıyor ha. Senin yalan söylemen değil. Senin ihanetin değil. Kanka burada hiç kimse senin rolden şey yapmaz zaten. Thomas hat rolünü yapıyor anladın mı? Adamların sayısı bakımından, güç bakımından James'ten üstün görmen. Yoksa gözün James'in koltuğunda mı? Ah çok güzel söyledin. Biliyor musun James Jesse? Armadillo günlerini hatırla. Tanrı yukarıda beni izliyor. Ben Tanrı'dan korkan bir insan. Niye başımıza neler geldi James? İnan ki ben ayrılıp gitmeyi bile istiyorum biliyor musun? Ne koltuğumda gözü olması. Kimin yanına gidecektin? Kuzey'e arkadaşlarım. Oğlum Ege yalan söylemez bak Emine. Ege yalan söylemez. Fadıl abisini satmaz Emine. Bu çocuk OC yalan söylemez bak. Yapma bak Emine elim titriyor bak. Bizimle çalış. Elim titriyor. Akıllı adamsın. James'ten bir şey olmaz. Onu boşver gel bizimle çalış diye. Dur ikisi konusu bir bakalım. Sana. Bir kere bile dostlarıma ihanet etmeyeceğimi söyledim ben. Thomas. Hala bir şeyin farkında değilsin. Buranın patronu benim biliyorsun değil mi? Söylemlerinde bunu hiç beni ispatlamıyorsun. Hiç ikna etmiyorsun. Jesse'nin dediği haklı. Yani, sen hala beni tanımamışsın. Ben James Donald'ım. Thomas ben James Donald'ım. Bileğimin hakkıyla Rhodes'i aldım. Ve Ryan'la ilişkinlerin çok iyi. Neden böylesin? Ryan'la neyi duyamadım? Herkesi tanıyorsun. Herkesle çok iyisin. Sence bu bir şüphe doğurmuyor mu? Çünkü dost kazanmayı seviyorum James. Neden düşman kazanayım ki? Benim şimdi dostum var diye bu beni suçlu mu yapar? Bu beni hain mi yapar? Jesse. James. İlk defa bir kararda ikilemdeyim. Normalde biliyorsun.
Hiç acımam, kafasına sıkarım. Ben... James... Senin arkamdan geleceğimi ne zaman anladın? Şu adamı asalım gitsin. O uyguladığın soygun vardı ya, James'e düzenlettiğin şey, Jesse'ye. O evet. O gün bir şey yapmamam için beni... Oğlum bu da öyle bir rol yapıyor ki, beni ikna etmiyor anasını satayım. Hiç ikna edemiyor. Bilmiyorum ama hala ben bu kararımın arkasındayım. James, armadillo'yu hatırla. Şeytan gibi puşt. Onu affetme. İleride büyük tehdit oluşturur. Sen ne kadar güvenilirsin? Sana ne kadar güvenebilirim? Leonard, belki de böyle söyleyip bütün suçu Thomas'a atıyorsun ve buradan sıyrılacaksın ha? James, aklını kullan. Eski dostum. Bak silahımı da sırtıma koydum. Vurmak istiyorsan şu anda vur bana. İstesem o gün malikaneye geldiğinde seni timsahlar attırabilirdim. Türk filmine döndü anasını satayım. Belki oyun. Hı? Güveni kazanmak için. Haa, istesem ikinizi de öldürürdüm. Belki de Marshall seni buraya yolladı. Evet. Hı? Marshall beni buraya niye yollasın James? Marshall istese seni 4-5 kere öldürürdü. Seni 4-5 kere kurtardım ben Marshall'ın elinden. O gün oraya geldiğinde kan revan içindeydi malikane. Benim sayemde kurtuldun. Suçu Ryan'a atmasam sen ölecektin o gün. Bu adama inanma. Peki. Bu adama hiç güvenmiyorum. Ben de sana güvenmiyorum. Ryan paraya tapan ama benim korkum yok. Ulan daha kuramadık, aileyi kuramadık. Seninle ikili oynayan bir insan değilim ben. Ben ne diyorsam o. James. Jesse. Bence ikisini de vuralım. Mantıklı bir karar. Evet. Ya da aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hem adalet için daha güzel olacağını düşünüyorum. Duello yapsınlar. Duello mu? Merak etmeyin, sağlık ocağına götüreceğiz sizi. Onurlu mu? Onur ölçülemez Thomas. Onurlu insanın... Paçana bak, öyle konuş. Onur. Hadi duello, dur. Duello var mısınız? Ben bir yerden haber alıp başka bir yere taşıyıp tekrar geri getirmiyorum Leonard. Kanıtın var mı Thomas? Havaya laf sallama. Ben kanıtlı iş yapıyorum. Bugüne kadar getirdiğim bilgiler olmasa birçok kez ölmüştünüz. Peki ne malum sen bunları sağlamak için bizden de bilgi götürmediğin? Heh. Marshall'ın dediğine göre 3 tane adam var içimizde. Şimdi bir şeyi uzatıp ne malum kesmek bunlardan vardır, biri sen değil. Kestirip atmak var. Ben istesem... Ulan çok iyi lan. Anında siz ölmüştünüz. Şu anda çoktan toprağın altında. Kesin sesinizi baylar. Siz olmasanız biz bir hiç miyiz? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz ha? Sen. Ben bir kere bile bunu yiyeyim bari. Sesinizi kesin. Ağzımdan öyle bir şey çıkıyor. Sesi kes. Beni dinlesin herkes. Rhodes'i aldık. Yeni amaçlarım var. Bu amaçları tabii ki de kimseye söylemeyeceğim. Bunu sadece ben biliyorum. Thomas. İyi misin? Yalanlar. Jesse, gelir misin? Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız? Şüphe adamı öldüreceğiz. Ne yapalım? İkisine de mi sıkalım? Biliyorsun ben sıkarım. Ancak... Leonard'ın bu zamana kadar getirdiği bütün bilgiler doğru çıktı. Ve eski dostum. Unutma bunu. Marshall zeki bir adam. Ve Marshall'la birlikte çalışıyor. Belki de asimile oldu ha, içlerine girerek. Belki de artık sana hizmet etmiyor. Belki de. Çünkü... Bilemiyorum. Thomas'ın şu ana kadar hiçbir ihanetini görmedim. Evet, saf bir çocuk. Bazı hataları olmuş olabilir ama hep hizmet etti. Ben bir yanlışını görmedim. Şapkasını sikeyim Megan'ın. Ne yapacağız peki? Düşünüyorum. Thomas'ı bu zamana kadar onun da iyilikleri oldu. Leonard'ın da oldu ve iki tarafta kaldık. Ulan sustalım olsa ikisine de saplardım. İkisi de şu anda birbirinin kuyusunu kazıyor. Chat ne yapalım? Bir şekilde amaçları ne acaba? Bir dakika Jesse. Biraz kafamı toparlamam lazım. Yürüyüş yaptığım zaman daha iyi bir şeyler düşünebiliyorum. Chat ne yapalım çabuk söyle hadi. Kaderi size bırakıyorum hocam. Kader oyunu bu. The Witcher oynuyoruz şu an. Thomas mı Leonard mı yoksa ikisini de salalım mı? Şimdi biri Marshall'ın puştu. Biri Thomas desen gözünden yaş gelir ama emoto attı orada doğuda biliyor musun yani. Ne yapacağız lan? Ne yapmamız gerekiyor? Abi Ege'ye güvenmiyorum. Şapkasına sık Thomas, şapka raconu. Bu iş çok büyüdü. Duello, bence de duello. Baylar.
Şu an bir karara vardım. İkiniz de beni sayıp seviyorsunuz. Patronunuz olarak görüyorsunuz. Ki öyleyim de. Buna itiraz olan var mı? Thomas? Yok. Leonard? Ah eski dost. Vahşi Batı'da ne yaparlardı? Eskiler. Duello. Duello yapacaksınız. Kabul etmeme gibi bir lüksünüz yok. Bu düello yapılacak. Hazır mısın? Leonard. Nasıl bir düello? Arkanızı döneceksiniz. Ona kadar sayacağım. James. İlk dönüp silahına kavuşan adamı James. Vurur. Dinliyorum. Ben seninle baş başa konuşmak istiyorum. Bari son kez. Madem öleceğim, konuşayım bir kere. Tamam. Gel. Duello, duello yaptıram. Duello. Allah aşkına duello. CK yiyecek kanka. Yapacak bir şey yok. Yani duello yaptıracağız. İki taraftan biri CK yiyecek hocam. Duello çünkü kural gereği CK. Dinliyorum Thomas. Ben bu adamla düello yapmak istemiyorum James. Neden? Çünkü onursuzun teki. Düello onurlular arasında onur için yapılır. Ben hayatımı ortaya koyup düello yapmak istemiyorum. Eğer ölmemi istiyorsan kafama sık. Bebekle. Söyleyeceğim birkaç bir şey daha. Hay sizin ben vicdanım. Lan Fadıl'ken bütün olayları çözüyordum. James'ken çözemiyorum abi. Anlamayacağıma söz vermiştim biliyorsun. Evet. Anlatmıştım bunu sen neden olduğunu. Biliyorum. O günden beri ilk defa ağladım. Çünkü ben o köprüdeki günden sonra babamdan göremedim, korumayı senden görmüştüm. Bu kadar kolaysa lanet olsun. Ben gibi diretmiyorum yaşamak için. Ben söyleyeceğimi söyleyip çekiliyorum. Karar senin. Şöyle yapacağız o zaman. Eğer istediğin buysa, tamam mı? Senin eğer istediğin buysa. Ben bir şey buldum. Sık benim kafama. Öldür James. Beni. Dinliyorum Jesse. Leonard'dan bir şey isteyeceksin. Ne gibi? Marshall'ı bırakıp bize gelsin. Dedim kendisine zaten. Gelmiyor mu? Thomas'la kavgalılar. Ben bu ikisini nasıl aynı malikende tutayım? Hı? Bu şekilde Leonard'ın açıkçası sadakatini de ölçmüş olacaksın. Gerçekten Marshall'a hizmet ediyorsa gelmeyecektir. Ve seni hep oyalayıp duruyor bence. Oradan bilgi getiriyorum diye. Benim güvenilirliğime inanmıyorsan beni George'a bile sorabilirsin. Rol kalitesi nasıl arkadaşlar Fedora'da? Bir kalp. Onlar bile benim sana ne kadar sadık olduğumu bilir. Arkin de bunun kanıtıdır. Kendisi şu an burada değil ama benim her yerde seni nasıl savunduğumu bilir. Vallahi çok iyi. Türkiye'ye aradım hafta içinde 90. Ben buldum ne yapacağımı. Gel benimle. Söylüyorum. Gel benimle. Leonard gel. Ege bir tık kandırıyor gibi anasını. Neyse şimdi sıkmayayım aga, yazık şimdi. CK yemesin adamlar direkt biliyor musun? Forslamayalım bu kadar. Size iki gün müddet vereceğim. Leonard. Gerçekten bana sadakatini göstermek istiyorsan Marshall'ın adamı olmaktan çıkıp benim malikanemde benim boyundurluğuma gireceksin. Anladın mı beni? Anladım eski dostum. Tamam. Thomas. Ama... Bu kadar evet. Şüpheci olman beni şaşırttı. Şüpheci değilim. Sadece ayağımı sağlam yere koyacağım. Thomas, sana da şunu söylüyorum. Buradan atınla beraber Valentine kasabasına gideceksin. Tamam. Ve iki gün boyunca bu malikaneye gelmeyeceksin. Ben seni kasabada gelip bulacağım. Ve bu iki gün süresince senin hakkında bilgileri toplayacağım. Aynı şekilde Leonard için de. Peki benim kasabada ne yapmamı istiyorsun? Bilgi. Sadece bilgi. Süvariler ve şerifler hakkında. Ota ne zaman baskın atacaklar, bu bilgileri bana getireceksin. Sadece senden istediğim bu. Şimdi çıkmanı istiyorum Thomas. Anladım. Teşekkür ederim James. Tamam. Teşekkür ederim. Leonard. Söyle James. Gel benimle. Lanet olası, bu adama güvenecek misin? Kafasına sıkma. Seni ilk gördüğüm günden beri hep başımız beladan çıkmadı. Başımız beladan çıkmadı. Seni ilk gördüğüm günden beri. Lanet olası. Lanet olsun. Gerçekten boğdum mu herifi? Lanet olsun sana. Bir şey almaz ana. 9 canlıdır o. Eski dostum, tanırım. Sağlık ocağına götür bunu. Pislik herif. İlk günden beri hapishanede. Orada burada başımdan ayrılmıyorsun. Yatırın şunu sağlık ocağına gelsin. Deli etti beni hocam, kusura bakmayın, Kur'an çarpsın. Ben bu kadar forsa gelemem ya.
Jesse. James Gray'i sevmem. Gray'i sevmezsin. Şüphe adamı öldürür. Öldürür fakat Thomas'ı bilerek öldürmedim. Kasabaya yolladım, onun hakkında bilgi alacağım. Ağladığını gördün mü? Dikkatimi o çekti. Gerçekten bu çocuk bizi seviyor mu acaba? Hı? Ne diyorsun? Gerçekten Thomas'a ihtiyacın var mı? Bunu sordun mu kendine? Bilmiyorum. Ama bizim için çok iyilik yaptı bu zamana kadar. Her zaman yanımızdaydı. Fakat sadece Thomas'ın bence... insandan anladığım kadarıyla tabii. Biraz bir diyalog sıkıntısı var. Kimsenin boyundurulu altına giremeyen bir... Evet, adama benziyor. Evet. O yüzden onu malikanenin boyundurluğunu almayacağız. Sadece bilgi için kullanacağız. Ne dersin? Mantıklı. Bir de bir şey dikkatimi çekti aslında. Ney? Bunu zarfladığım zaman bana dedi ya... silahları sen vermişsin dediğimiz gibi. Sen söylemişsin. Oğlum malikanemiz çok güzel lan. Ama bu sebeple dedim. Bu bir. İkincisi, abi bayağıdır seni izlemiyordum, özlemişim. Eyvallah kanka, ben de seni özledim. Neredesin lan? Barda konuştuklarını, Leonard'ın dediklerini onayladı. Ama dedi, yine cümlenin sonunu getirdi. Evet, evet, biliyorum, biliyorum. O detayları ben de kontrol ettim. Şimdi senden bir şey istiyorum. Beni iyi dinle. Dinliyorum patron. Bu arka tarafta bir çiftlik var. Gel. Bekle. Atımızla gidelim. Şimdi sana dediklerimi tek tek yapacaksın. Arkasında durma hap. Biliyorsun ki şerifler ve süvarilerin en odak noktası Rhodes. Bizim burada legal faaliyetler yaptığımızı bilmeliler, doğru mu? Yoksa bizi tutuklarlar ve öldürürler, malikaneye baskın atarlar. Şu gördüğün yoksa bölge. Yoksa aklıma geleni mi söyleyeceksin? Anne babamın mesleği. Buraya senden çiftlik kurmanı istiyorum. Buraya. Tamam. Süt ve yumurta satışına başlayacağız. Başına kimi koyacağım biliyor musun? Muşmula suratlı herifi, Leonard'ı. Her gün toplayacak. Arkadaşlar burayı legal göstereceğim. Nasıl fikir? Gizem hoş geldin. Seni bilmiyorum. Burası çiftlik bölgesi olacak. Bir de birazcık tarla bölgesine... ona götürüyorum seni. Evet. Bu bölge. Oraya yakın bir tarla mı yapsak acaba? Herhangi bir baskına karşı. Bu bölge. Buraya halktan bazı insanları da getireceğiz. Sevdiğimiz ve güvendiğimiz. Amacımız şu. Süvariler ve şerifler buraya baskın attığı zaman buranın bir kasaba, bir tarla ve bir çiftlik bölgesi olduğunu... ve zengin bir aile olduğumuzu göstermeliyiz. Beni anlayabiliyorsun değil mi Jesse? Tabii ki anlıyorum. Burayı biliyorsun. Bütün ot yapmaya gelenlerin otları paketlediği yer. Burayı şerif ve süvariler farklı bir yer bilecek. Mısır'a öğüttüğümüz yer diyebilecekler. Gel benimle. Her şeyi hallettim, merak etme. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi ya burası? Baksanıza, bu böyle bir çiftliğimiz olsa ne kadar sarardı değil mi gerçek hayatta? Nasıl? Güzel tezgah. Buradan mısır öğütüyoruz diyeceğiz. Ve bunların hepsini Valentine'a, kasabaya götürdüğümüzü söyleyeceğiz. Şerifler buraya baskın atacağı haberini aldım. Marshall beni uyardı. Mekan burası. Tarla bölgesi. En önemli yer. Saman hasatları. Otların içerisinde hepsini gizledik. Gelen insanlar bu otları yapacak. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. İnsanların güvenliğini biz vereceğiz. Fakat bize hainlik yapan olursa onların kafasına sıkacağız. Çok iyi. Arkadaşlar güzel ya, vallahi süperdi.